ilişkilerle konuşuyor. Korktuğun bir şey var ki kaçıyorsun. İlk parlar sonuç verdi. Gözün aydın. Benim oradaki muhabirlerimin can güvenliği size emanet. Hiçbir sorun, hiçbir dert çözümsüz değildir. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Efendim hoş geldiniz. Show TV'ye hoş geldiniz. Vazgeçme programına ayrıca hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Yeni bir haftaya başladık. Bahar da geldi artık. Bugün 1 Nisan canlı yayında karşınızdayız. Dün biliyorsunuz hepimiz, bütün vatandaşlar, katılım oranları birçok yerde iyiydi. Sandık başına gittik. Vatandaşlık görevimizi yaptık. Seçilen belediye başkanlarını, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere seçilen tüm belediye başkanlarını tebrik ediyorum. Ama özellikle sağ olun. Teşekkürler. Ben de bütün başkanlara buradan tebrik ediyorum. Sağ olun, var olun. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere hepsini tebrik ediyoruz. Ama kadın belediye başkanlarını, Üsküdar'da seçildi bir kadın belediye başkanı, birçok yerde kadın belediye başkanı var. Kadın belediye başkanlarını bence ayrıca tebrik etmek lazım. Selamlarımızı gönderiyoruz. Hem Sayın Cumhurbaşkanı söyledi, hem Sayın Devlet Bahçeli söyledi. Sandıktan çıkan iradeye saygı duyuyoruz dedi. Gerçekten öyle. Demokrasi kazandı. Hayırlı uğurlu olsun yeni dönem. Sağ olun, var olun. Evet, biz de hemen programı başlayacağız. Yeni haftada canlı yayında konuştuğumuz konularla ilgili çok önemli iddialar, belgeler var. Önemli konuklarımız var. Birazdan burada olacaklar. Sevgili avukatımız Tunca Toker hazır. Ekran başında Vazgeçme izleyicileri hazır. Burada siz hazırsınız. Ve hemen hızlıca başlayacağım. Ekiplerim de hazır. Hızlıca başlamak istiyorum. Şimdi Nurhan Bayram'ın şüpheli kaybıyla, daha doğrusu cinayetiyle başlamak istiyorum. Çünkü özel bir ekip çalışıyor. Özel bir ekip. Ya, iki yıl önce bazı İşte soruşturmada bazı eksiklikler yapılmış, ama şimdi özel bir ekip canla başla çalışıyor, yoğun olarak çalışıyor ve Nurhan Bayram'ın, Giresunlu Nurhan Bayram'ın ölümünün bir cinayet olduğu, daha doğrusu ölüm dedim, bunun bir cinayet olduğu değerlendiriliyor. Kayıp değil de cinayet olduğu değerlendiriliyor. 11 Haziran 2011 2021 tarihinde Boncuk Çukur Köyü'nde kayınpederinin ve kayınvalidesi içeride yatarken, kocası yayladayken camdan kaçtığı iddia ediliyor. Şimdi önce sevgili Suzan'ı davet edeyim, sonra kocasını çağıracağım. Önce Suzan gelsin, Nurhan'ın annesi gelsin lütfen. Gelir misin Suzan'cığım? İyi misiniz Nurhan'cığım? Gel canım benim Suzan'cığım. Geldim ben sana. Giresun'dan koca dolusu selam. Giresun'dan hep selamım var sana. Aleyküm selam. Seviyerek izleyicilerden bizden hep selam götürüyoruz. Bütün Giresun'lara beraber selam söyleyelim. Tamam, bütün Giresun'a sevgilerimizi, sevgili, selamlarımızı gönderiyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hı. Canım benim, canım. En başa otur. Şimdi sevgili Savaş'ı çağıralım. Savaş, şimdi zaman zaman böyle karısının kaybıyla ilgili olarak endişelendiğini söylüyor. Daha doğrusu yani başına ne geldiyse ortaya çıksın. Ben yapmadım, babam, ailem de yapmadım diyor. Ama yani kaçmış olabileceğini hala düşünüyor olamaz değil mi sevgili izleyiciler? Çünkü bir kadın 2,5 yıldır, yani 1,5 yaşındaki bebeğini bırakıp gitmiş, kızını bırakıp gitmiş, hiç mi onu arayıp sormuyor? Neyse, Savaş bir gelsin, kocası gelsin, Ramazan'la beraber gelsin lütfen. Gel Savaş. Gelecekler değil mi? Vazgeçmediler. Neredesiniz? Tabii arkadan geliyorlar bir an önce. Selam. Şimdi abi, önemli bir tanık gelecek bugün. Kolay gelsin abla. Sağ ol Savaş. Allah rahatsızım biraz. Öyle mi? Geçmiş olsun. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ ol, evet, nasılsın? Abla. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olasın. Geç bakalım karşıya Ramazan. Yanına otur. Bugün amcan yok. Amcan çünkü Giresun'da. Biliyorum. Birazdan abi canlı yayında bizlerle birlikte olacak. Önemli bir tanık da var. O da askerden ayağının tozuyla geldi. Sevgili Suzan'ın oğlu, sevgili Adnan, Nurhan'ın da kardeşi. Ablasıyla
Genellikle tabii ablası Bursa'da birlikte olduğunuz için daha çok görüntülü konuşuyorlarmış. Hatta senin de işin, yani Nuran kaybı, ablası kaybolduktan sonra da birçok yere seninle beraber gitmiş. Evet abla. Siz beraber Nuran'ı aramışsınız, birçok yere birlikte gitmişsiniz. Doğru. Çok şey, kafasında çok düşünceler var. Askerdeyken de herhalde birçok şey düşünmüştür. Çok senin yakınında yer almış ablası kaybolduktan sonra. Adnan hazır mı arkadaşlar? Adnan'ı çok uzatmadan çağırmak istiyorum çünkü. Adnan, gelir misin lütfen? Hoş geldin Adnan. Hoş bulduk. Askerden yeni geldi dediler. Evet. Nerede? Aileye. Ne zaman geldi? 2 gün oldu. Nerede yaptın askerliği? Şanlıurfa'da. Ah, ne güzel ya. Çok teşekkürler, sağ olasın. Sağ ol. Gel canım benim, annenin yanına gel bakalım. Ne güzel evlatların var Suzancığım. Nuran nasıl biriydi ya? Nuran da aynen ya. Ben böyle hepsi güzel ben miydi hiç... oğulların kızı şeyin gibi. Evet. Çok güzel çocuklarım var vallahi. Ama tabii Allah kaderlerini amin. Güzel yazsın amin, evlatlarımızı. Amin, amin. Kaderlerimizi güzel gibi. Yazsın. Şimdi Nurancığım, pardon Nurancığım dedim ya. Adnancığım, sen ablan Nuran'ı en son ne zaman gördün canım, hatırlıyor musun? Aa, hatırlamıyorum, uzun zamandır görmedim. Hı? Uzun zamandır görmedim. Sen ablan Giresun'da kaybolduğunda askere gitmiş miydin orada? Yok, Rize'deydim ben. Ha, Rize'deydin. Evet. Peki köye geldikten ne kadar süre önce kendisiyle görüştün? Görüşemedim ki. Hı? Ben gelmede kaybolmuştu zaten. Sen geldiğinde kaybolmuştu. Evet. Peki bana şunu söyler misin? Ya ablanla senin aran nasıldı canım? Benim ablamla aram çok iyiydi. Hı? Benim hepsini aram iyi. Bütün ablamla aram iyi. Öyle mi? Evet. Seni ben karşıya alayım mı? Böyle yandan çok şey yapamıyorum. Karşıya bir Ramazan'ın hani yanında geçer misin? Sen Suzan orada kalsın. Sen böyle karşıya geç bakalım. Daha rahat konuşacağız seninle. Şimdi sen ablan kaybolduğunu nasıl haber aldın canım? Kim sana söyledi? Abim söyledi. Savaş abimi aramıştı. Abim Rahman söyledi. Mı söyledi? Evet. Ha, öyle haberin oldu. Evet. Peki senin ablan Nuran'ın kocasıyla savaşla arası nasıldı? Geçmiş olsun. Savaş bu arada bir gripal enfeksiyon geçiriyor. Yani, nasıldı arası? Arası iyi gibiydi. Hı. Sen görüntülü konuşuyormuşsun zaman zaman ablanla. Evet, ablamla görüntülü konuştuğunda böyle dikkat ettiğin, yani hiç böyle dikkatini çeken bir şey oluyor muydu Adnan? Dikkatini çeken bir şey olmadı. Ben zaten ablama soruyordum. Hı. Var mı bir sıkıntın, bir şeyin varsa söyle diyordum. Söylemiyordu hiçbir şey. Niye sıkıntın var mı diye soruyordun ablanın? Daha önce birkaç kez evden gittiği için mi öyle, evet. Sıkıntın var mı diye soruyordun? Evet, 2 kere gitmişti, o yüzden soruyordum. Ya 2 kez gittiyse ablan Nuran 2 kez gidiyor. Sonra eve dönüyor. En son 11 Haziran 2021'de kayınvalidesi ve kayınpederin evinde kayıplara karışıyor. Peki siz o 2 kez gittiğinde neden gittiğini tam olarak biliyor muydunuz sevgili ablan? Niye gitmiş yani? Bilmiyorum. Çözebildiniz mi? Çözemedik. Konuşmak, yani bulmaya çalıştınız, ablan söylemiyor muydu? Evet. Peki Savaş diyor ki, yani psikolojik sorunları var gibiydi diyor. Öyle miydi ablanın? Yok, psikolojik sorunu falan yoktu. Ya yani Savaş niye öyle söylüyor o zaman? Abi bilmiyorum, ablam çok rahat şeydi, yani öyle psikolojik sorunu falan yoktu. Ya yani rahat konuşur muydu böyle, yani psikolojik sorun kendi kendine bazen konuşuyormuş. Böyle garip ben hareketleri... Ben hiç denk gelmedim kendi kendine konuştuğunu. Hı hı. Peki Savaş niye öyle söylüyor? Bilmiyorum artık. Peki senin enişten aran nasıl, Savaş'la aran nasıl? Ya aram iyiydi. Kaybolana da iyiydi. Ondan sonra selam falan vermememeye başladı daha. Yani kaybolduktan sonra mı selam vermemeye başladı Savaş? Evet. Öyle ben mi Savaş? Sen mi? Ha? Sen ver, siz vermemeye başladınız, ben değil. Sen vermemeye başladın, ben veriyordum sana. Selamı sabahı sen kestin. Öyle ben mi? Ben bayramlarda bile geliyordum babaannenin yanına, siz çaydayken. Ben hiç görmedim. Geldiğini hiç görmedim. Annene sorabilirsin. Ben hiç görmedim geldiğini, açık söyleyeyim. Sorabilirsin geldim mi gelmedim mi diye. Geliyordun da. Bunlar yoğurdu zamanlarsa. Kemal'ı, ben Bağdaş Eğitmeyi'den Kemal'ın yanına geçiyordum. Sonuçta seni de bayramlamaya geliyordum. Kaynatan yanına geçiyordum. Sonuçta elini alıyordum senin de. Kaynatan, ben iyi görünüyordun, öyle zannediyordun. Yok, ben normal olarak geliyordum ki ben oraya. Ama o tartışmadan sonra kestim size Adam, şeyi. Özür dilerim, çok önemli. Yani senin ablan kaybolduktan ne kadar süre sonra Savaş, damadınız, ya yani enişten daha doğrusu, selamı sabaha kesti canım? Kaybolduktan sonra belli bir süre aradık. Beraber hareket ettiniz. Evet, aradık, beraber aradık. Zaten afet ekipleri falan da vardı. Hı hı. Aradık, ondan sonra daha zaten şey yapmadı. Böyle soğuk davranmaya başladı. Bu da Emir'di, amcası da. Ha, ikisi beraber. İkisi beraber soğuk davranmaya başladılar. Peki önce beraber gel ablanı arayalım diye o mu, Savaş mı seni çağırdı? Sen mi beraber hareket ettin? Sen mi eniştenin yanına gittin? Biz gittik onun yanına. O, siz gittiniz. Evet. Peki ne dedi Savaş? Yani Nuran, ablan Nuran nasıl kaybolmuş? Sana nasıl, ne söyledi, ne anlattı? Camdan çıktı gitti dedi bize. Biz Rize'deydik tabii, bilgimiz yok. Camdan çıktı gitti dedik. Ama sonra köye geldiniz, Boncuk Çukur'a gelmedin mi? Geldik. Geldin işte.
Geldiğinde de daha detaylı şeyler sormadın mı? Camdan nasıl çıktı gitti benim ablam? Zaten sormaya vakit olmadı ki, aramaya başladık direkt. Hı-hı. AFAD ekipler, jandarma falan geldi. Tamam. Aramaya başladık direkt, sormaya vakit olmadı. Peki o sırada eniştenin tavrı, hareketleri falan nasıldı? Savaşı? Çok rahattı yani, öyle kaybolmuş gibi değildi. Çok rahattı. Çok rahattı. Ya bir insan eşi kayboldu mu aramaya çarpmaya çalışır, şey yapar, hiç umurunda bile değildi. Öyle miydin Savaş? Birçok kişi öyle söylüyor. Gerçi Ramazan da öyle söylüyor, bunu inkar ediyor da. Sen yani rahat hiç mıydın? Umursamıyordu. Umursamıyordu. Yani Nuran'ı yani kızgınlıkla mı umursamıyordu artık? Nereye kaçtı? Üçüncü defa gitti bir yere. Ne olduysa oldu artık. Umursamıyorum mu yoksa başka bir rahatlık mıydı? Başka bir rahatlık vardı. Öyle yani mi? Çok rahat. Hala rahat. Şu anda Savaş'ı rahat mı buluyorsun? Çok rahat. Şu anda rahat. Hiç umurunda bile değil şu anda. Allah Allah. Diğer gittiğinde öyle miydi peki? O zamanlar öyle miydi? Diğer gittiklerinde ben görmedim. Görmedin. Ama ben köydeydim. Bursa'daydı onlar. Savaş, Ramazan'a sorduğun sorunun cevabını alayım abla ben. Ramazan öyle bir kelime kullanmış mı? Onu boş ver de şimdi. Ablacığım, boş ver diye bir şey yok. Söyle. Onu çok konuştuğumuz için. Tamam abla ama... Hatırlattım sadece. Şimdi adlanıki tamamdır. Yeni. Bir kanaat getiremedik onda. Ramazan inkar ediyor. Ben öyle bir şey söylemedim diyor. Onu ben sadece demek hatırlattım. Demek ki ikisinden biri yalan söylüyor tamam, o zaman. Tamam konuyu şey yapmayayım. Yalan. Konuyu başka bir yere götürmeyelim. Adnan diyor ki bak şu anda senin şey burada. Yani ablacığım bak ben o gün kaynımış. Kaybolduğunda ha. İlk iki günümü herkes biliyor benim orada. Görenler var. Onları arayın sorun o zaman. Murat abi orada gitsin sorsun. Nasıl bir durumda olduğumu. Sen ne kadar süre sonra geldin? Kaybolduktan ne kadar süre sonra? Ya yani bir gün iki gün. Bir gün sonra mı? Bir buçuk gün sonra mı ne geldik? Tamam bir buçuk gün sonra geldiğinde ben perişan durumdaydım diyor Savaş. Hepimiz öyle dedi. Çok rahattı ya. Perişan falan değildi. Ablacığım görenler var. Murat abi gitsin sorsun orada. Ya tamam onlar belki ama şeyde seni çok böyle rahat görmüştü. Peki bunu yani gerçekten rahat mıydı? Bak elini vicdanına koy. Çok mu rahattı? Çok rahattı. Bir insan eşi kayboldu mu şey yapması lazım. Hiç umursamıyordu ki. Bu umursamamazlığın nedeni belki şu olabilir mi Savaş? Zaten ablacığım, yine gitti beni terk etti. Ne yaparsa olsun. Umursamasam arama tarama işlerine hiçbirine katılmazdım. Yaylana aşağıda inmezdim. Tamam mı ablacığım? Hı. Hiçbir tarafa sağa sola sormazdım. Jandarma işte savcılığa da gitmezdim. Araba da aramazdım yani umursamasam. Bunların hepsini ben yaptım diye umursadığım için yaptım sonuçta bunu ben. Elimden gelen ben her şeyi yaptım. Sonuçta ben de orada yoktum. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Çünkü ben orada yoktum o saatte sonuçta. Ama sonuçta annem baban sana diyor ki pencereden kaçtı gitti. Kaçtı gittiyse ya sen onların dediğine inanmışsın. Tamam abla yani. Bilmiyorsun ama bilmediğim şeye nasıl inanıyorsun? Tamam bilmedim tamam inanma değil abla. Şimdi iki kere bu olay başıma geldi. Şimdi ben üçüncüsünü aynı şekilde sandım. Bu yani ya. Ben çabuk bulacağımıza ya bu konuşmalara bir saçma sapan Bir dakika. Adnan bir şey merak ediyorum. Az önce ben arama çalışmalarına katıldım, gittim, aradım derken sen bir mimik yaptın. Böyle yani bunlar doğru değil gibi baktın. Yani arama çalışmalara katılmadı mı Savaş? Yok bir şeyde katıldı mesela. Karaçukur dediğimiz yer var. Ha, Karaçukur'a beraber gittiniz. Oraya herhalde. Beraber gittik. İkiye ayrıldık hatta orada. Bu amcasının evinin olduğu yer değil mi? Yani ahırın evet, olduğu evet, yer evet. Daha doğrusu. Evet orası evet. Peki Karaçukur'u arama çalışmalarına gittiğinizde kim söyledi gittik orada arayalım Karaçukur'da? Karaçukur'da olduğu ile ilgili yani oraya atıldığı, gömüldüğü ile ilgili iddialar orada var. Orada şöyle bir şey vardı. Belki oraya gitmiştir şüphesiyle gittik. Kim sizi oraya yönlendirdi? AFAD. AFAD mı? Evet AFAD. Ama AFAD'a da bir köydeki birileri yönlendirmiş ki AFAD'da oraya gitsin baksın yani. Abla şimdi AFAD şöyle... sorar yani jandarma sorar, yetkililer sorar. Nereye olabilir, nereye gidebilir, ne yapabiliriz diye o soruyor. O zaman dediğim gibi abla işte ikiye bölünmüştük. Bir tarihi, Fatih Yol var dediğimiz yer var tarihi. Hı hı. Bir kısım oraya gitmiştik, bir kısım da Karaçukur'a gitmiştik o şekilde. Peki niye oralara bakıyorsunuz yani oralara kim götürmüş olabilir? Biz emir kuluyduk abla o zaman. Nereye yani... git derlerse oraya gidiyorduk biz. Yani gidip oralarda hayatına son vereceğini mi düşündünüz yoksa... Yani biri götürdü, öldürdü, oraya attı diye mi düşündünüz? Ablacığım ben yine diyorum bak. AFAD dedi böyle, biz de peşinden gittim. Ben öyle, ben şahsım. Sen ne düşündün? Yani bu kadın eğer kaçmadıysa biri öldürdü, götürdü mü? Yoksa acaba hayatına Ablacığım, son bak, vermek için mi diyorum, gitti? Oradan geçen arabadan çıkacak da çıkarsa. Geleceğiz o görüntülere zaten. O araba diyorsun, araba senin çektiğin o görüntülere geleceğiz. Tuttuğun kayıtların hepsine geleceğiz. Ama ben onun öncesinde Adnan açık ve net bir soru soruyorum. Sonuçta senin ablan yok. İki tane de yeğeninin annesi. Genç bir kadın yok ortalıklarda. 2,5 yıldır ortalıklarda yok. Sen başından bu yana, lafı dolandırmayalım. Eniştenden şüphelendin mi, şüphelenmedin mi kardeşim? Eniştemden ilk başta şüphelenmedim. Savaştan? Evet. Sonra? Önceden de gitmişti, sığınma evine falan gitmişti. Şüphelenmedim. Sonra baktım, hiç şey yapmamaya başladı. Böyle bizden de soğuk davranmaya başlayınca şüphelendim. Ama belli etmedim.
Ha, aileme de söylemedim. Ha, ilk kez söylüyorsun yani. Yani daha önce tabii yayın öncesi söylemişsin galiba ama yani yakın zamana kadar söylemedin. Yakın zamana kadar söylemedim. Takipteydim. Emir'i de bunu da. Ay, amcayı ve Savaş'ı. Ya İki, Emir'i. İkisi de takibimdeydi. Niye ikisi takibindeydi Emir'le ikisi? Çünkü ikisinden de şüpheleniyorum. Ne yaptıysa ikisi yaptı. Bu camdan gitti, o bu gitti hikaye. Nedir hikaye? Camdan nasıl gitsin? Ablam camdan hayatta gitmez. Ben biliyorum ablamı. Tanıyorum. Çocuklarını hayatta bırakmazdı. Çocuklarını hayatta bırakıp gitmezdi. Peki Emir ne yapmış olabilir? Yani o evde o gün Savaş da mı vardı diyorsun? Vardı, Savaş da vardı, Emir de vardı. Emir şöyle yapabilir. Arabayla götürmüştür. Savaş'ın arabası yoktu o zaman da. Emir'in evet. arabası vardı. Nereye gidiyorlarsa Emir'in arabayla gidiyorlardı. Her yere Emir'le mi gidiyorlardı? Emir'le gidiyorlardı. Yani yaylaya olsun, sağa sola olsun hep Emir'le giderdi. Peki Nurhan kaybolduktan sonra mı, önce de mi? Önce de kaybolduktan sonra da Emir'le gidiyordu. Yani sürekli amcayla bu kadar yakınlığı var yani. Amca da birazdan... Takibim altında zaten. Yine hala da takip ediyorum. Takip ediyorsun? Ediyorum. Özellikle... Emir de olsun, Savaş da olsun. Askerdeyken de bütün yayınları falan dikkatli bir şekilde izledin mi? İzledim. Özellikle yayınlardan sonra mı kendilerini? Hepsini izleyemedim ama birçoğunu izledim. Yani telefon yasak olduğu için pek şey yapamıyordum. Evet, ancak izinli günlerinde falan. İzinlerde. İzinli saatlerde. Televizyon yoktu zaten. Evet, aynen öyle. Peki yani Savaş peki neden senin ablanı öldürsün, ortadan kaldırsın? Ya da ne oldu yani, sence niçin gerçekleşti vallahi bu olay? O kadarını bilmiyorum ama bir şey var. Yoksa durduk yere şey yapmaması lazım. Nurhan bir şey mi biliyor? Ne biliyor yani? Belki bir sır bilebilir. Savaş'ın bir sırrı vardır belki. Bilebilir. Peki bu kadar çok yani acaba öncesinden bir şeylerden falan şüphelenmedi mi? Yani bir şey öldürüleceğini hiç hissetmedi mi? Öyle bir şey olsa senden, annesinden, Rahman'dan, abilerinden yardım istemez mi? Ya belki tehdit etmiş olabilir. Tehdit söylersen aileni de öldürürüm diye belki tehdit etmiş olabilir. Bu baskı altında olduğunu. Baskı altında olduğu için söyleyemeyebilir. Bak şunu düşünüyor aile Savaş. Açık ve net bir soru sorayım ben sana. Söyleyeyim daha doğrusu. Şimdi sen diyorsun ki psikolojisi bozuk. Psikolojisi bozuk olan bir insan daha öncesinde evden gittiğinde kapıdan çıkıp gidiyor. İlk gittiğinde. Kızını da alıyor. Kapıdan çıkıyor gidiyor yani. Eyvallah yok. Her şeyi göze alıyor. Gözü kara, çocuğunu da alıp gidiyor. İkinci gittiğinde yine gidiyor. Sığınma evine gidiyor. Tamam, gözü kara kapıdan çıkıp gidiyor. Bu kadıncağız yine kaçmak istese Boncuk Çukur köyünde doğru düzgün vasıta yok, ulaşabilecek kimse yok, o yok bu yok. Öyle ya da böyle Bursa'ya dönecek değil mi? Bursa'ya gidecek. Yani eviniz değil mi, Bursa'ya dönecektiniz siz, tatil aynen için Allah. Geldiniz. Bir ay içinde bir ay için geldiniz. Yani o zaman Bursa'ya gider yine seni terk eder. Yani o kadar da madem yani... O kadar planı, özür dilerim, o kadar planı yapabilecek bir kadın değil Nurhan. Onu da söylüyor Adnan, onu söylemeye bak, çalışıyorlar. Ben yine diyorum. Yani işte kapıdan çıkıp gitmek yerine yok efendim işte eşyaları toplamış, aşağı inmiş, ayak izleri orada duruyor, eşarbı orada duruyor. Nurhan bu kadar planı neden yapsın? Ben sana bir şey söyleyeceğim ablacığım. Bak evet, yine söyleyeyim. Ben buraya geldiğim günden beri tek kelime yalan konuşmadım. Hı-hı. Konuşmayacağım da abla. Ben ne diyorsam aynı şekilde devam ediyorum. Benim Adnan da diyor işte, o evdeydi o gün diyor. Hı hı. Benim çıktığım saat belli. Beni görenler, şahitler belli. Ve geri dönüşüm belli. Her şeyim belli benim. Bak ben sana... Nasıl o evin içinde olayım ben daha? Ben sana şunu sordum. Sen benim sorumu anladın mı? Senin eşin kaçmak istese Bursa kaçması için çok daha rahat bir yer. Neden Boncuk Çukur köyünü o kadar bekliyor da, Bursa'ya dönmeyi beklemiyor da Boncuk Çukur köyünde gece yarısı kaçmaya kalkıyor bu kadın. Neden? Abla bulursak soracağız işte, ben de bilmiyorum. Hayır, senin eşisin, yanındasın tamam, sen abla, onun. İlkini ben bilmiyorum, ikincisini de bilmiyorum. Üçüncüsünü nereden bileyim abla ben? Sordum mu öyle gerekti diyor. Neden Bursa'yı beklemedi de Boncuk Çukur köyünde apar topar ortalıklardan kayıplara karıştı? Bilemem abla ben. İşte bu sorunun yanıtını bulduğumuzda olayı da çözeceğiz inşallah. İnşallah. Ama az kaldı ya, merak etme özellikle. Ben diyorum bak abla, şüphe her zaman geçerlidir. Benim kendim hakkında ben de şüphe ederim yani. Şüphe her zaman geçer ama iftiraların hesabını her zaman soracağım yani, ben söyleyeyim. Ben Türk davayı açacağım yani. Açabilirsin. Rahat bizim diyor. Bizim sen elinden kaybolacak, yine suçlu bir dava bize açılacak. İftira atanların hepsi davayı açacağım ben. Ama şüphe eyvallah. Herkese kadar şüphe edebilir. Adnan şüphelendik diyor. Suzan diyor şüphelendik diyor. Rahattı diyor. Rahattı diyor. Ablacığım ben kendi durumumu... Sen de birine şüphe etmen lazım. Sen evinden gidenden hiç kimse de şüphe etmeyen. Sen yapmadın. Anan yapmadın. Bunu yapmadın. Ben oradan geçen arabaların hepsine şüphe ediyorum. Oradan geçen arabaların hepsine şüphe ediyorum. Ve en çok da... Oradan geçen bütün arabalardan şüphe ediyor musun? Ediyorum ablacığım. Bütün arabalardan. Hepsinden ediyorum. Ve bu iki tane ihbar eden bağlanan var ya, hele hele ikincisinden daha çok şüphe ediyorum. Çünkü kaybolma saati. Peki öyle mi diyorsun? Bütün arabalardan şüphe, bir daha soruyorum. Oradan geçen
7.24 geçen bütün arabalardan 7.24 değil ablacığım, o kayboldu saatten sonrasında. Neden? O saatte kayboldu abla saatten. Öncesi sonrası yok mu Savaş? Bilemem abla ben. Ha? Bilemem. Niye öncesine sonrasına bakmamışsın neden? Birazdan ekranlara getireceğim. Şöyle yapalım. Benim bahsettiğim günlerde size bahsettiğim görüntü vardı ya Pınar'cığım. Yani saat belli saatten sonra bakıyor Savaş. Onların da teker teker böyle notlarını falan alıyor. 16.06'da başlıyor. Ne demek istediğimi, neden bu soruyu sorduğumu da Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçme Instagram adresine Savaş'ın tuttuğu notları koyduğumu daha iyi anlayacaksınız. Bunu Savaş sen bize açıklamak ablacığım, durumundasın. Ablacığım neyi açıklayacağım? Ben vardım, Ramazan da vardı, Adnan da vardı, Rahman da vardı. Hepsi vardı da neyini açıklayacağım ki ben bunu? Beraber aldım o kayıtları sonuçta. Ve benim telefonu aldığım kayıtlar büyük ihtimalle %90 yanlış hatırlamıyorsam bir saat ya geri yerleri olması lazım. Normal saate göre. Kamera saati çünkü yanlıştı. Hı hı. Ben tek başıma bir iş yapmadım. Biliyorum tek başına bir iş yapmadığını. Bunların hepsi de vardı kamera kayıtlarına bakarken. Niye bana onu soracaksın? Bana onu sorup ne yapacaksın? Ben onu senin anlamadım. Eşin, çocuklarının annesi tamam, yüzden. Tamam ablacığım onu demek istedim. Ben sonuçta bunların hepsini mecbur alacağım. Jandarma zaten bana söylemiş. Ben senin neden bakmadığını sormuyorum. Tabii ki bakacaksın ama belli bir saat aralığına neden bakıyorsun? Şu yazma işini mi diyorsun ablacığım sen? Evet. Şu yazma işini üst kamerayla beraber ikisine baktık hani alttan geçen üstten geçmiş bir de çatıştırdık yani onları. Şimdi bak herkes şu soruyu soruyor ve bu sorunun yanıtını merak ediyor. Senin eşin daha öncesinde kapıyı çekmiş gitmiş Bursa'dan. Kaçmak için Bursa'yı beklememiş. Köyde gece yarısı ortalıklardan kaybolmuş. Sen hiçbir zaman yani şikayetçi olmamışsın kimseden. Olmadım abla. Ailen de gitmiş ifade vermiş. Sen de gitmişsin ifade vermişsin. Normal kaybolmuş gitmiştir diyorsun. Abla şimdi elimde bir şey yok. Ben yoktum orada çünkü. Elimde bir şey yok ki ben kime şüphe edeceğim? Sen babana hiç sordun mu? Baba bu kadına ne oldu? Benim çocuklarımın annesi. Gece yarısı. Aynen dediğiniz gibi. Sordun mu? Elini böyle masaya vurdun mu? Nereye gitti bu kadın diye bana sordun mu ona? Ben ablacığım ben hepsi. Elini masaya vurdun mu? Ben orada o zaman herkese şüphe ettim sizin dediğiniz gibi. Her baban şeyi, için. Babana. Benim karım senin yanında kayboluyor. Nerede bu kadın? Baba bana gerçekleri söyle diye. Babana sordun elini şu masaya koydun mu koymadın mı? Masaya niye vuracağım ablacığım ben ya? Direkt sordum ya. Masaya niye vururum ki ben babama karşı? Net bir tavır sergiledin mi sergilemedin mi? Ablacığım. Çünkü annenin ve babanın yanında kayboluyor senin eşin. Tamam. Öyle diyorsun. Öyle diyorsun diyor. Ablacığım zaten onlar öyle söylüyor. Ben yoktum zaten. Ya ben yine diyorum ablacığım. Sen öyle dediğin için sana soruyorum. Tamam ben onların söylediğini söylüyorum. Hı hı. Ben herkese şüphe ettim. Hani şüphe. O başka bir şey. Ama şüphe elimde avucumda bir şey yok. Babandan şüphe ettin mi? Ya onlara bir şey yapacağını şüphe etmedim kesinlikle. Onu geçeceksin ablacığım öyle bir şey olmaz. Ben çünkü ailemi çok iyi biliyorum. Sen hala eşinin yaşadığını mı düşünüyorsun? Ben öyle düşünüyorum abla. Çünkü öyle olsa çoktan çıkardı. Öyle olsaydı çoktan çıkardı. Ya katil? Cesedi çok sağlam bir yere koyduğunu düşünüyorsa ama düşünüyorsa. Ablacığım bak şöyle bir şey söyleyeyim bak mantık sorusu ben de size mantıkla geliyorum bak tamam ablacığım. Hı hı. Bu köpek geldiğinde niye bulamadınız o cesedi? İşte arabanın orada kaçta gittiğini çözersek her şey belli olacak. Araba? Sizin arabanızın köyden kaçtan gittiğini çözersek her bizim şey belli olacak. Araba saat 3.30'da biz yaylaya çıktık. Aha. Çocuğum da annesi orada olduğuna şahit. Akşam 6'da direkt. Savaşçım siz HES kameralarına baktığınızı saat 16'dan sonra bakıyorsunuz. Ablacığım ben onu geçtim. Gidişinizi bak, kameraya bilmiyoruz. Geçtim. Kaçta o köyden ayrıldığınızı. Tamam. Amcanla ikinizin kaçta ayrıldığınızı bilmiyoruz. Tamam ben söyleyeyim abla siz araştırın. Hı hı. Ben 3.30'da çıktım diyorum değil mi? Kameradan geçmedik diyelim hadi. Yemek yediğimiz yerdeki adamı aradım orada abi konuştu. Konuştursun veya konuşsun yani. Olabilir götürüp cesedi arkada da tutmuş olabiliriz. Adam nereden bilsin Nurhan arkada kuduruyor? Ablacığım biz çıktıktan sonra diyorum görenler var akşamüstü 6'ya doğru. Anlamıyor musunuz? Ben anlatamadım mı? Senin 3.30'da çıktığını bilmiyoruz diyoruz. Ben de sana anlatamıyor muyum? Ben de işte bak size diyorum ki 3.30'da çıktığımızda... Orası senin eve ne kadar uzaklıkta gittiğin yer? Yemek yediğimiz yer ne kadar uzaklıkta? Sen abi bir saat mesafe var orası. Bir saat. Peki gittin yemek... Bir saatte yayla var zaten. Bak 3.30'da çıkıp el sallayıp yemek yiyip geri gelmiş olabilirsin. Nereden biliyorsun? Kameradan geçmem lazım o zaman. Ha? 3.30'da size 4.30'da kameradan geçmem lazım. Ben ne demek istediğimi izleyicilerim çok iyi anlayacaklar. Saat 16'dan itibaren Savaş hepsini dakika dakika almış. Ne hikmetse sevgili izleyiciler gerçekten. Ekranlara bir gelsin siz Instagram'da görüyorsunuz şimdi. Bir gelsin lütfen. Girin arkadaşlar. Notları... Thank you.
16.06'da başlıyorsun. Beyaz bir şey diyorsun, araba diyorsun. Sonra en son 22.43'e kadar bir transitten bahsediyorsun. Yani 16.06 ile 22.43 arasında bakıyorsun. Bakıyoruz senin, abla, bakıyorum değil. Ya yazıyoruz, bakıyoruz. Notları tutan sensin. Ya sen ben eşi değilim, olduğun için benim muhatabım sensin. Onlar o sırada yani kaçtığını ve gittiğini düşündükleri için. Tamam, kaçtığını ve gittiğini düşünüyorlar onlar. Ben de düşünüyorum, ben de aynısını düşünüyorum abla. Ha? O notları alan ben değilim ki, ben hayır, de oluyorum sonuçta. Hayır ama şu anda, şu anki aklı olsa Adnan, bütün saatlere baktırmaz mısın Adnan? Baktırım komple, sabahtan akşama kadar bütün araçlara bakarım. Peki Savaş şeyde diyor ki, Savaş da diyor ki, ben bunlara bakarken onlar da yanımdaydı, onlar niye bakmadılar diyor. Şimdi ona geleceğim ama sen bunu şunu söylemek zorundasın. Çünkü onlar o sırada kayıp olarak değerlendiriyorlar. Olanı biteni sen biliyorsun. Ben ne biliyorum abla, ben de kayıp olarak değerlendiriyorum ki. Bilmiyoruz işte orası. Ben de çünkü yayladan geldim sonuçta. Orayı bilmiyoruz, orayı bilmiyoruz işte. Orayı çözeceğiz. Ben biliyorum, ben söylüyorum işte size. Bak Savaş'cığım, öyle ya da böyle sen, ailen, Emir şüphelisiniz. Ramazan da şüpheli. Tamam. Ben bilmiyorum, seni dinliyorum sadece. Ama diğer tarafı... Allah'ın yani, da adaleti yani, var abla, sıkıntı yapma. Tamam eyvallah. Allah'ın yani da adaleti var. İlla ki çıkacak. Ben babasından da şüpheleniyorum ama en başta senden şüpheleniyor herkes zaten. Şimdi 16.06'da başlayıp 08, 11, 16, 18 yani 18, 16, 18, 16, 19, 16, 20, 16, 28, 16. Yani şöyle Savaş'cığım, dakika dakika bakıyorsun bütün araçlara. Dakika dakika bakıyorsun. Çünkü sen kendinin orada olmadığını biliyorsun. Ve sen onu ispat etmeye çalışıyormuşsun gibi bir öyle durum bir şey olsa abla, kendi geçtiğimi de yazardım oraya. Hı? Kendi geçtiğim dakikadan sonra yazardım i̇şte oraya. Oraya baksaydın görecektik, oraya bakmıyorsun. Çünkü kendine şüphetmiyorum, benim geldiğim saatten abla. Çünkü baktığın görüntülerde saat 16'dan itibaren baktığın için, 16'dan itibaren o baktığınız görüntülerde, HES kameralarının görüntülerinde de sen yoksun. Ablacığım bak, ben sen yoksun. Ben... Sadece akşam döndüğünde bir araba var. O da şey, hem senin yani şeyin akrabası, Suzanların akrabası. Bir akraba var. Plaka hiçbir şey belli olmuyor. Tamam mı? Bir tane şey, amcanına benzeyen bir kamyonet. Oturanlar, içindeki şoförler de belli olmuyor. Yani sizin olup olmadığınız da net değil. Ama giderken bakılmıyor o görüntülere zaten. Bak bu kadar, ben şunu anlamak istiyorum Savaş gerçekten. Senin eşini biri orada götürdüyse, senin değil 48 saat, 48 böyle dakika dakika bakman gerekiyor. İşte belli bir saat aralığına bakarsan sanki kendini böyle aklıyormuş gibi bir durum ablacığım, söz konusu. Ablacığım bak, yine diyorum, ben o kadar profesyonel olsaydım burada işim yoktu. Ben, bana söylenirse hani Avni beni çağırdı, kameraya bakacağız git dedik, aldı beni gittik. Bu dakika dakikalar hangi kameranın görüntüleri? Bilmiyorum abla, ikisinden birindir ama. Dakika dakika bu köyde Ramazan'ı da işte görüldüğü, Ramazan saçlarını falan düzeltiyor ya. Oradaki yani köyün işte bir evin görüntüleri galiba, değil mi? Bu köydeki görüntüler abla, mi yoksa HES'in görüntüleri? İkisi de olabilir büyük ihtimalle de. Ya abla ben bunu da anlamıyorum. Ben şimdi bir şey hani siz diyorsunuz ya şüphelisiniz diye. Ben şüpheli olsam bunları niye atayım ki size? Saklarım, silerim. Savaş. Bunun benden başka kimse yok mesela. Bu bak bunlar 16'yla. Sen şunu yapmış ablacığım, olsaydın bak, Savaş. Elinizdekiler. Bak Savaş sen benden şunu... başka kimse de yok. Bunları hayır, ben verdim. Savaş sen şunu yapmış olsaydın. Sen sabah saat 7'den ertesi gün 7'ye kadar ya da işte 24 saat boyunca o kameralara bakmış olsaydın, ben sana derdim ki helal olsun. Eşini... Ama ablacığım zaten o zaman psikolojim berbattı. Yine diyorum, o kadar profesyonel olsaydım burada işim olmazdı. Psikolojin berbat. Hiç ben... gülmüyorsun öyle mi? Hiç gülmüyorsun, hiç keyfi yerinde değil. Her şey böyle çok karamsar bir havada mıydı? Görenden söyle ablasın, ben niye konuşayım ki? Ben şimdi yalan söylüyorum çünkü her zaman. Elimizde... Baksana her söylediğim yalan benim çünkü. Yok yok, hayır ben yalan yok, demiyorum. Yok ablacığım, soru ben soruyorum. Daha konuşmayacağım bu konuyla alakalı. Ben burada Nurhan'ı arıyorum. Hep de yalan konuştuğum için hep yalan konuşuyor diyorlar. Yani Haykut Türk konumda ben daha hayır, konuşmayacağım abla. Hayır, ben şunu gerçekten anlamıyorum. Yani bir insanın eşi kaybolacak değil mi sevgili izleyiciler? Ve siz kaybolduğunda da belli bir saat aralığına, yani sanki senin köyden gittiğinle ilgili saat ortaya çıkmasın gibi bir durum söz konusu. Benim aklıma bile gelmedi abla. Ben yine söylüyorum. Benim aklımda çakallık çukallık olsaydı size bunu bile vermezdim yani. Hı. Çünkü bu benden başka kimse de yok bu. Acaba sen bu saat aralığında ben her şeye baktım diye kendini ispat etmek için bize ablacığım, vermiş olamaz mısın? Kendimi ispat etmek istedim. Kendi geçtiğim saatlere bakardım diyorum. İşte kendi gittiğin saatlere bakmıyorsun be Savaş'cığım. Ben kendimden dönüş, şüpheleneceğim abla. Dönüş, ama sen sonuçta öyle ya da böyle kocasısın. Yani daha sonrasında senden şüphe edileceğini düşünecek kadar zeki bir adamsın. Hiç bak zeki vallahi bir adamsın. Çünkü ben dedim herkes tanıyor dedim ama. Sonuçta bu kadın senin evinde. Benim gördüğüm kadarıyla çok zeki bir adamsın. Çok kontrol ettiğini zannediyorsun kendini. Ama maalesef bazı şeylerde kendini biraz böyle şey yapıyorsun. Duygularını çok kontrol edemiyorsun. Bak kamera nasıl bir şeydir biliyor musun? Kamera var, o kamera var ya. Biliyorum abla, az önce gelmeden önce sana şikayet ettim onu kendisine. Ha. Ben dedim fazla dedim zomlama dedim. Ha.
Ya biz özellikle yapıyoruz ki. Biliyorum biliyorum abla, ben şaka yapmıyorum. Senin bütün her şeyini görmek istiyoruz. Sen gerçekten bize samimi mi davranıyorsun? Ablacığım bak, ben yine diyorum bak, ortaya çıksın diye elimden gelen her şeyi yapma, ben yine razıyım, hazırım da. Kim olursa olsun karşımdaki. Ben yine bak her türlü şeye razıyım. Elimden gelen bir şey varsa söyleyeyim, ben yapayım. Ya Adnancığım, bana mı garip geliyor bu durum? Sevgili izleyiciler, bana mı garip geliyor? Senin ablan kaybolmuş. Sonuçta öncesine ya biriyle gitmiş olabilir bu kadın. Yani bir sabah ya da ne bileyim ertesi gün bir yerde saklanmış gitmiş olabilir. Tamam mı? Sen köyden 3.30'da ayrılıyorsun ya. Sen ayrıldıktan sonra biri köye arabaya gelip bir yerde arabasını park etmiş olabilir, saklamış olabilir. Bak, abla bak. Her şey olabilir ama sen biz bakmıyorsun. Kaçış saati, yani gidiş saatinden itibaren baktık. Valla biz senin babanın söylediğini biliyoruz. O kadının kaçta evden çıktığını bilmiyoruz. Bak, ben de ona göre konuşuyorum işte. Hı. Ben o söylenen saatten sonrasına baktım ben. Ve o zaman dediğim gibi ya bir ya iki köy yolu açıktı. Geri kalan bütün yollar kapalıydı iletişime. Ya bir tanesi ya iki tanesi açıktı. Ondan sonra hep ana yol. Şu diğer bir görüntü de var. Savaş sürekli şey yapıyordum. Kendimle değildim. Kendimi çok mutsuz hissediyordum diyor. Ama bir kamera görüntüsü var. Bu güvenlik kamerası görüntüsü. O bir ekranlara gelsin lütfen. Çekiyor mu? Araba geri kanca istersen. Bizim kameramız araba geri getiriyor. Şu an ileri ileri gidiyor. Yumuş elinde geçmesi lazım değil mi? He. Yumuş elinde geçmesi lazım. Sana yasak açıdı. Geçe geçe yapmayın da kaydı alacağım ya, alıyoruz ya. Ha, geçiyor. Keserseyiz. Geçiyor. Görüntüyü Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeye koyalım. Bu görüntü tekrar bir ekranlara gelsin lütfen. Çok dikkatli izlemenizi rica ediyorum. Görüntülerde Ramazan var. Adnan yok. He. Ramazan ve şey var. Savaş var. Görüntü bir daha ekranlarınıza, bir daha ekranlarınıza gelsin lütfen. Çekiyor mu? Araba geri kanca istersen. Bizim kameramız araba geri getiriyor. Şu an ileri ileri gidiyor. Yumuş elinde geçmesi lazım değil mi? He. Yumuş elinde geçmesi. Sana yasak açıdı. Geçe geçe yapmayın da kaydı alacağım ya, alıyoruz ya. Ha, geçiyor. Keserseyiz. Az önce söylediğiniz bir daha söyler misiniz? Kim var orada? Kim var orada? Siz söylediniz ya, iki kişi var dediniz sadece. Ramazan var. Söyle kim varsa. Kim var söyle Ramazan? Savaş var, ben varım. Hı. Adnan var, Rahman var. Peki Gülen kim orada? Hı? Sesten anlamıyoruz mu abla, Gülen kim orada? Ben bilmiyorum, anlamadım, sen bana söyle. Gülen demek, kendisi biliyorsa söylesene ablacığım, ben söyle, değilim. Gülen kim? Ramazan mı? Ben değilim, ben sesim belli orada zaten. Adnan sen mi gülüyorsun? Ramazan da gülüyor. Savaş gülmedi mi? Savaş gülmedi orada. Ramazan sen niye gülüyorsun? Abla bak, ben bunlardan yine diyorum bak. Bu saat birimi de yanlış olabilir. Benim verdiğim saat birimi. Çünkü sonra ayıktık biz davaya. Kamera bir saat ya geriydi ya ileriydi. Orada da sonuçta bir... Ama özür dilerim ama çok laçka bir görüntü bu. Ablacığım sonuçta arıyorsun, tamam eyvallah da. Sonuçta bir orada muhabbet ortamı var, mecbur hani. Ne muhabbet ortamı? Karın gitmiş senin ya, ne olduğunu Allah'ım bilmiyoruz ya. Tamam ablacığım. Onlar ederse onları ayar çekmen lazım. Sen ne yapıyorsun? Niye gülüyorsun? Ramazan sana o. Niye gülüyorsun Ramazan? Ben gülmedim abla ya. Gülmüşsün orada. Ben mi yanlış duydum? Kimin güldüğü belli değil ki abla. Tabii belli. Buyurun bir daha girsin, Ramazan kendini tanımamış. Buyurun lütfen. Çekiyor mu? Araba geri kanca istersen. Bizim kameramız araba geri getiriyor. Şu an ileri ileri gidiyor. Yumuş elinde geçmesi lazım değil mi? He. Yumuş elinde geçmesi. Sana yasak açıdı. Geçe geçe yapmayın da kaydı alacağım ya, alıyoruz ya. Ha, geçiyor. Keserseyiz. Ben şunu gerçekten anlamadım. Madem bir şeylerden şüphe etmiyordun, karının kaçarak gittiğini düşünüyordun. Neden bu kameralara baktın? Neyi inceliyorsun burada? Neyi bulmaya çalışıyorsun? Ablacığım neden bakacağız o kameraya sizce?
Hayır, ne oldu yani? Çok geçmiş, kaçmış, gitmiş yani. Neden şüphe ettin de bu kameralara baktın? Bulmak amacı için neydi? Abla. Kimle gittiğini bulmak için mi? Nereye gittiğini bulmak için abla. Kimle gidersen hani mesela ben yine geçen gün dedim. Bir yerden çıkıp da ben buradayım, iyiyim desin, Allah razı olsun derim. Ben çıkması için buradayım abla zaten. Sonuçta 2,5 yıldır bu kadın ortalıklarda olmadığına göre demek ki öldürülmüş değil mi Savaş? Abla ben yine diyorum bak. Ya yanlış yerde aranıyor o zaman. Nerede arayacağız ya? Annenin babanın evinden kaybolmuş ya. İşte oradan çıkıyor abla, ondan sonrasına bakacaksın nasıl o zaman. Nasıl çıkıyor? Bilmiyoruz çıkıp çıkmadığını. Bunu annen baban söylüyor. Ablacığım, biz çıkıp çıkmadığını bilmiyoruz Savaş. Ben mi anlatamam? Sen biliyorsan bilmiyorum. Sen gözlerinde gördüysen. Ben mi anlatamam, siz mi anlamıyorsunuz? Evet. Ben yine bak aynı şekilde konuşuyorum burada. Evet söyle. Ben diyorum bak çıkış gelişim belli. Benim geldik. Belli değil. Gelişim belli ablacığım. Tamam mı? Heh, tamam çıkışım belli. Çıkışım belli. Gelişim belli. Geldiğimde çocuğum da ayaktaydı. Ve bunu ifadesini vermiştir. Annemin gitti dediğini söylemiştir. Babam da o saatte geldiğini söylemiştir. Nereden biliyorsun? Bundan eminim. Çocuk gördüğünü söyler. Ben ondan sonra çıkışım var mı abla? Varsa getirsinler, kabul edeceğim her şeyi. Hadi. Çıkışım varsa söyle. Çünkü sen o dönemdeki kamera görüntülerinin maalesef bir şekilde olmadığını biliyorsun. Nasıl görüntüsü olmadığını biliyorum oradaki abla. Oradaki kamera görüntüleri maalesef. Ablacığım olmama ihtimali yok. Onu geçeceğiniz. Jandarma komple aldı götürdü. Hayır ben sana söylüyorum. Hayır ben sana söylüyorum. Jandarma kamerası. Sana o sırada, özür dilerim, sana o sırada öten kuşun, öten haber kaynağın o kamera görüntülerinin de bir şekilde derdest edildiğini, ortalıklarda olmadığını, yok edildiğini biliyor. Ha ben de bunu söyleyeyim o zaman. Ben sana şunu söyleyeyim abla. Hiçbir şey umurumda değil bak. Hı hı. Kamerayı komple toplayıp jandarma aldı gitti götürdü karakoluna. Baktılar. Sonra sana bir şekilde haber geliyor ya jandarma içinde. Birileri sana ötüyor ya. Ötüyor normalde. Ötme ben ona... bir şey yok abla, ha, öyle bir şey. Geliyorsan o bilgi. Sen şu anda o kamera görüntülerinin olmadığını biliyorsun onun rahatlığı içindesin. O senin çıkışın yok kamera görüntüleri abla şu anda. Ablacığım sana Savaş. Çıkmadığım için diyorum ben. Çıkış kamerayla alakası yok. Ben kendim çıkmadım çünkü. Biliyorum ama ben kendimi. Ama o dönemki kamera görüntüleri olsaydı çıkıp çıkmadığını bilecektik biz. Jandarmada vardır abla. Hayır yok canım benim. Biri o kamera görüntülerini silmiş. Ama jandarma bakacaksın abla. Benim, sıkıntım değil o. Silerin de hesap vermesi lazım yani. Benim sıkıntım değil abla. Çünkü jandarma aldı yani. Götürdü bütün tesisatı oradan. Hepsini aldı götürdü yani karakolunda. Tamam biri de o kamera görüntülerini silmiş. Beni ilgilendirmez abla o. Acaba birileri köyde işbirliği mi yaptı o kişi? Niye sildi? Bak beni ilgilendirmez. Benimle alakalı bir durum değil bu çünkü. Bu kadar her şeye vakıf olan, gelen ihbarcının kimin akrabası olduğunu öğrenen kişi. Sen o kamera görüntülerinin silindiğini acaba bilmiyor musun vallahi, Savaş? Vallahi billahi de bilmiyordum abla. Vallahi billahi şu an ya. Sizden duydum abla. Vallahi billahi sizden duydum. Bak yine diyorum sizden peki, duydum şu an. Peki sen neden bu minibüsten şüphelendin? Abla minibüsten şüphelenme değil. Ben bütün arabalara şüphelendim. İşte dediğim gibi bu aldığımız kayıt. Hı. Ya bir saat ileri ya bir saat geri olma ihtimali var. Çünkü kamerayı sonra ayıktık saatine. Ya bu minibüs kimin minibüsüymüş? Abla bak anlamıyorum bak. Bu şu an izlediğimizi diyorum bak. Ya bir saat ileri olabilir diyorum bak. Çünkü saat kaç orada? Saat tam hatırlamıyorum. Kaç saat orada? 9 saat mi neydi galiba? Gözükmüyor ki. Bir fotoğrafında vardı Ramazan da. Ramazan peki... Bu görüntülerle neyi görmeyi planladınız? Abla biz ilk önce belki yürüyerek gitmiştir diye baktık yani. Bir şey daha söyleyeceğim. Dur Ramazan. Yürüyerek gitmiştir diye baktık çünkü diyor. Bir dakika söylesin. Bir şey diyeceğim dur abi. Benle ilgili hani ben yoktum o zaman. Çünkü jandarmayla beraber Ramazan bakmış. Ne zamana baktı bilmiyorum. Bak ben yoktum çünkü o zaman. O zaman da konuşsun abla. Saat kaça baktınız Ramazan? Abla biz kaybolduktan sonra bakmaya başladık. İşte belki yürüyerek geçmiştir diye baktık. Hı-hı. Yani sonradan arabaları araştırmaya başladık. Hiçbir görüntü de yoktu değil mi Nurhan? Yoktu. Sen hala biriyle kaçtığını mı düşünüyorsun ilkokul arkadaşının, akrabanın? Ben öyle düşünüyorum abla. Öldürdüğünü düşünmüyorum. Nereden biliyorsun? Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Benim düşüncem abla. Sen de Adnan gibi aslında Savaş'a yakın olmaya çalışmışsın. Savaş'ı gözlemlemek için etrafında dolaşmışsın. Fakat sonrasında da şey yapmışsın yani. Şüphelenmişsin ama şüphelendiğini Savaş'a söylememişsin. Yok abla şüphelensem yanında oturmazdım zaten. Bak şimdi herkes şunu merak ediyor. Dikkatli bir izleyicimizin gözünden şu kaçmamış. Diyor ki Nurhan diyor kendisi kaç çok teşekkürler sevgili izleyiciler. Programa gösterdiğiniz ilgiye de çok dikkatli bir şekilde takip ettiğiniz için de. Nurhan kendisi kaçmışsa diyor izleyicimiz. Niçin yayla tarafına kaçsın diyor. Bu espiye tarafına kaçması gerekmez miydi diyor. Ablacığım detaya bak aşağı zaten bilmiyoruz ki. Niçin araçla SPA tarafını arama yapmadınız diye soruyor. Mesela bölgeden bir anladığım kadarıyla. Zaten bu abla SPA tarafına bakıyoruz biz burada. Hı? SPA tarafına bakıyoruz zaten biz burada abla. SPA tarafı mı burası? Tabii arama zaten. Yapmadınız diyor. Bakıyorsunuz da niye arama yapmadınız SPA tarafında diyor. Madem SPA tarafına kaçtığını düşünüyorsunuz ya o tarafa bakıyorsunuz ya diyor. Niye o tarafta arama abla, yapmadınız? Abla köpe geçtiğinde ha. Jandarma bir yere kadar gitti ama nereye kadar gitti bilmiyorum.
Sen niye gitmiyorsun Espiye tarafına? Şimdi arabaların o tarafına gidişi bak. Bu, aferin bu Giresunlu biri galiba. Helal olsun değerli izleyicimize. Giresunlar da konuşuyorlar ve gördüklerini açık net bir şekilde söylüyorlar. Abla sen bak, senin bu baktığın taraf Espiye tarafına giden taraf değil mi? Aynen ama abla. Karaçukur tarafına aramalar yapılıyor. Espiye tarafına aramalar yaptınız mı yapmadınız mı? AFAD şey yani normal biz kendimiz mi abla? Siz. Yok abla. Niye peki? Niye yapmadınız? Espiye tarafına arama derken nasıl abla? Neresine gideceksin yani Espiye'ye? Ya bilmiyorum ne taraf olabilir. Şimdi vatandaş bunu sorduğuna göre. Ha şeye gittik abla. Ha. Onun ben boynuna bir kolye yaptırmışım özel. Bir kolyesi vardı boynunda. Ben bunu jandarmaya söylemiştim. Jandarmadan gittim hatta hani akıl danıştım o zamanlara dedim. Evet. Ben dedim böyle özel bir kolyesi var dedim boynunda. O boynunda gitti dedim. Hani başına bir şey getirilmişse veya kendisi beraber biriyle gittiyse dedim bu kuyumcuda bozma şansı olabilir mi dedim. Altın bir kolyeyle mi gitti? Aynen abla. Tek bütün kuyumcuda o zaman gezmiştim. Bu araştırma yapmıştım. Ama araçla Espiye tarafını arama yaptınız mı yapmadınız mı? Araçla gittiniz mi? Şimdi arabalar o tarafa gidiyor ya. Gittiniz mi gitmediniz mi? Arabayla abla nereye gidecekmişsen ben arama olarak Espiye'de kuyumcuları aramıştım. Kuyumcuları arama yani o taraf nereye? Espiye tarafı nedir? Neresi orası? Abla buradan tut 35 dakika sonra merkezdesin işte. Geldiğimiz yol. Ha yani o tarafa. Çarşıya geldiğimiz yer. Ha Espiye tarafından gider pardon o taraftan giderse Espiye tarafından çarşıya gidecek. Espiye'ye yani ama abi. Siz doğru mu anladım o zaman izleyicimiz çok dikkatli bir izleyici. Yayla tarafına hep bakıyorsunuz. Karaçukur'a yok, gidiyorsunuz. Tam tersi ablacığım biz yukarıdan aşağı geliyoruz tam tersi. Yukarıdan aşağı geldik hep. Karaçukur hangi tarafta Savaş? Yayla tarafından da biz tamam. Yukarıdan aşağı geldik aşağıdan yukarı gitmedik. Tamam önemli değil ama hep Karaçukur, Yayla o taraflara bakıyorsunuz. Vatandaşımız diyor ki Espiye tarafına normalde bu kişi eğer gerçekten aldatıyorsa ya ne bileyim oradan kaçtıysa bir şey, özür dilerim neyse ben söylüyorum. Ya olasılık üzerinden ne bileyim bilmiyorum ki bütün olasılıkları dillendiriyorum. Biriyle gitti diyelim. Şehirden kaçması gerekir değil mi bu kadının? Şehirden gitmesi tamam lazım. Abla. Şehirden gitmesi için de Espiye tarafına gitmesi gerekir. Tabii. Peki neden araçlar kuyumcuya bakmış olabilirsin Savaşçım? Ama hep Yayla tarafında bakıyorsunuz. Yayla tarafında arıyorsunuz. Karaçukur'a bakıyorsunuz. Ablacığım başımızda sonuçta jandarma AFAD var. Doğru mu? Bunlar ne dediyse oraya baktık ya biz. Senin kafamızı göre bakmadık biz ya yani. Önemli değil ki sen de ama sonuçta Espiye tarafına giden minibüslere bakıyorsun. Abla kameraya bakıyoruz zaten biz. O kamera Espiye tarafına giden kameralar mı? Burada zaten çift kamera var abla. Hem yukarı hem aşağıya gösteren kamera. Tamam. Peki neden sadece Yaylaya odaklanıyorsunuz? Bu kadın kaçıyorsa neden Yaylaya gitsin? Bak, neden Karaçukur'a gitsin? Neden Karadere'ye gitsin? Bak. Niye oralara gitsin yani? Ablacığım ben ilk geldiğim günden beri söylüyorum. Ben Yaylaya hiç odaklanmadım. Ben tam tersi Espiye giden arabalardan odaklanıyorum. Niye bunu şimdi ilk kez söylüyorsun? Yo kaç kere söyledim abla aşağı giden arabalar dedim ya. Ya araba da bak Savaş'ım araba. Tamam araba anlıyorum seni araba. Ama sonuçta senin o Espiye tarafında ne bileyim bir gidebileceği bir saklanabileceği bir yer olabilir. Bir baraka olabilir ya da uğrayabileceği bir yer olabilir. Şey yani, hani Giresun... çok mesafeli bir yer değil de. Ha? Hani aşağı kameradan sonra çok mesafeli bir yer değil de. Hani Kemal'imi yani şuraya bakın buraya bakın dediği yerlere de gittik baktık yani. O taraf hiç yani babası Kemal bakalım dedi mi? Şey olarak hani bu aynen hoca muhabbetiyle. Ha, hoca muhabbetiyle bu sözlü hocayla Karaçukur'a bakıyorsunuz. Tam yok biz kendimiz de baktık. Karadere'ye bakıyorsunuz bak bu, siz. Abla şu aşağıda alt tarafta bir değirmen var orası işte dediğim yer yani. Adnancığım hep diğer tarafa bakılmıyor mu yanlış mı anladım? Ben çok değerli bir Giresunlu bir izleyici göndermiş. O tarafa ya hep Yayla tarafı hep o taraflara evet, gidilmiş. Evet hep Yayla tarafına gittik. Evet işte niye Yayla'ya gitsin senin ablan? Ne işi var Yayla'da? Ablacığım ben de yine diyorum bak ben gitmedim. Bana denileni yaptım ben. AFAD dedi şuraya gideceğiz oraya gittik. Savaş'ım bölgeyi sen biliyorsun. Ben bilmiyorum bölgeyi abla. Sen Giresunlu değil misin? Boncuk Çukurlu değil misin? Ben Bursa'lıyım abla. Bursa'da yaşıyorum ben. Nasıl normalde. Ya Boncuk Çukurlusun ya lütfen ben yani. Ben Bursa'da yaşıyorum normalde Tunca abla. Tunca bir görün Giresun'a gideceğim ama lütfen buyurun. Buyurun şunu lütfen. Şunu merak ettim. Espiye'ye gidip otobüs şirketlerine sordun mu ertesi gün? İlk yapman gereken bu değil mi? Madem kendi kaçtı gitti. Abla onunla ilgili bir şeyim vardı canlı ama tamam hani hatırlarsam söylerim de. On dediğinizle ilgili bir şeyim de vardı. Kuyumcu'ya gezdim. Oraya terminale gittim. Hani hatırlıyorum. Yani. Hayır şirketlere sordun mu bilet kestiniz mi diye. Hatırlamıyor onu. Hatırlıyor musun? Abla hatırlamadan bir şey diyorum. Hatırlarsam söylerim yani. Kesin olmam lazım çünkü yalan konuşmak istemiyorum. Ama böyle bir şey hatırlamamak mümkün değil yani. Kuyumcu kafa hatırlıyorsun abla, kafa. Da. Kafa doluyor. Doluyor artık. Donuyor yani kısa devre yapıyor sende. Hızır yani. Gibi. Şeydeki. Doluyor artık yani bitiyor yani kafa bu artık. Peki Emir'e bir alacağım bir Emir'i göreyim lütfen. Ama onun öncesinde şu kıyafetleri bir kez daha ekranlara getirmek istiyoruz. Cuma günü amcanın ahırının olduğu yerde toprağa gömülü halde bazı deliller bulunmuştu. Ama onu ben şeyini bilmem de mesela oradan yol geçtiğinde toprak üstüne atmış olabilir. Bak toprağa atılmak başka bir şey Savaş. Ablacığım bak. Gömülü anlatamıyor bak, muyum görmedim ben? Görmedim şey şu şekilde bak tahminen konuşuyorum.
60'tır. Araba yolu geçti oradan. Araba yolu geçtim, toprakta üstünü öpmüştür diyorum. Bu yani. Gördüğüm bir şey yok yani. Ya kazmalarla mı? Bayağı bir derine su gömülmüş. Derin derin. Derini toprağın içine gömülmüş. Ben gömek işim var. Üzerine toprak atılmamış. Benim haberim olmayan bir şey. Toprak atılması. Heyelan mı oldu canım orada? Heyelan mı oldu yani? Abla bilmediğim bir şey nasıl söyleyeyim size? Şu deliler bir ekranlara gelsin lütfen. Emir'i alacağım birazdan. Buyurun. Şu an inceleniyor. Bunlar gelen bir ihbar sonucunda, abla, bir ihbarcının verdiği bilgi. Ben bir kez daha tamam bilgiyi söyleyeyim. Yetkililerin işte kazarak ulaştığı çuvalın içinde bulunan deliller. Ablacığım, şimdi bunların Nuran'a ait olup olmadığı araştırılıyor. Ne gerekiyorsa yapsınlar ablacığım. Ama merak ben etme sen. Ben şimdi ortaya çıksın diye uğraşıyorum ama abla. Ama bu ben bir kez daha söyleyeyim. Bu kıyafetler üzerinde toprak atılmış bir şekilde bulunan kıyafetler değil. Toprağa gömülmüş halde bulunan bak, kıyafetler. Nasıl olursa olsun benim için fark etmiyor abla. Tamam. Amcam bize benim dedi demek ki. Benim demek hani nasıl bir araştırma yapılır? Hani DNA testi şu bu ne yapılırsa bilemem ben. Tamam. Hepsini yapsınlar abla. Ben merak ortaya çıkmasını istiyorum. Emir'e görelim lütfen. Bir amcan Emir de şu anda bazı işleri vardı. Hem de biz oradan çekimle yapalım dedik. Emir'e görelim lütfen. Giresun'da. Ahır'ın orada. Emir hazır mı arkadaşlar? Göremiyorum ben Emir'i. Evet bir Emir'e görelim. Emir merhabalar. Merhaba abla, kolay gelsin, hayırlı yayınlar. Sağ olasın, ses biraz düşük, içerideki merhaba sesi. Merhaba abla, hayırlı olsun. Sağ ol, çok teşekkürler. Yarın geleceksin sen burada abla, da. Merhaba. Merhaba. Şimdi Emir. İnşallah, inşallah. Evet, şimdi o kıyafetlerin olduğu yere ben de orada çöp atardım. O kıyafetler de öyle olmuş olabilir, atılan çöplerden biri olabilir demiştin. Ama o kıyafetler toprağa gömülü bir çuval içinde evet bulunan kıyafetler. Biz Emir'le bahsettiği yerde Emir de oraya çöp atıyormuş. Zaman zaman bazı kıyafetleri atıyormuş. O görüntüleri bir çekildi. Onlar bir ekranlarınıza gelsin lütfen şu anda. Biz diyelim. Karaçukur'da senin tamam, ahırına yakın bir yerde bulundu. Bir çuvalın içinde toprağa gömülü olarak bulundu. Bazı kıyafetleri yakarken görmüşler. Canlı yayınımızda Emir Bayram kendi ahırında bulunan bazı kıyafetleri attığını söylemişti. Şimdi biz de Emir Bayram'ın söylemiş olduğu o noktada attığı kıyafetlere bakacağız. Şu anda Karaçukur'da benim mekanın yanındayız. Kullanmadığım kıyafetleri attığı bir yer şurası. Tam şurası. Şuralara atıyordum. Ta eskiden beri, yeni değil. Eskiden beri uyu atıyordum. Üzeri mesela börtten kapatmış olabilir, çort bağlamış olabilir. Benim kullandığım yer burası. Başka yere de haberim yok. Aha kıyafet sana. Ne zaman attınız bu kıyafetleri? Ya bu kıyafetler bayağı oldu yani. Elime geçeni atıyorum. Tarihini bilmiyorum. Her elime geçti, işime yaramayana atıyorum ya. Ahırımın 30 metre o yani. Her zaman yani kullandığım yer bura. Başka yerlere hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Şimdi Emir, senin o dediğin o atılan çöplerin olduğu yeri gördük. Ama bu kıyafetler bir kez daha söyleyeyim. Bir çuval içinde toprağa gömülü halde bulundu. Ben bunu söylediğim halde sen daha doğrusu kıyafetleri görür görmez dedin ki işte ben de ahırın oraya çöp atarım dedin. Neden hemen savunma ihtiyacı duydun kendine? Yok, savunma ihtiyacı değil abla. Yine doğruyu söyledim. Şimdi atmayayım desem yalan diyeceğim. Attığım yeri de gösteririm yani. O göstermiş olduğun kıyafetler ya bu Karaçukur'un yakından uzaktan ilgisi alakası olmayan bir olay.
Nasıl Karaçukur'da ilgisi alakası bilmiyorum olmayan artık, bir yer? Bilmiyorum artık, vardılar bir taraftan kimin çöpünü karıştırdılar. Esbiye'den o kadar 8-10 tane ortalama köy var. Esbiye'den üstünde. Hep o yoldan geçiyor. Karasöğlen doldurup çuvalı atıyor. Öteki atıyor, beriki atıyor. Bu çöpler benim mi oluyor? Karasöğlen kişi bu arada Esbiye tarafında değil. Burası bir dakika. Esbiye tarafında değil. Kabul etmiyorum. Yayla tarafında. Senin bulunduğun, şu anda bulunduğun ahırın şeyin var. Ahırın olduğu yere yakın bir yerde bulunmuş. Bu bir. Esbiye tarafında değil. Yayla tarafında bulunmuş. Bu bir. İkincisi de atılmamış. Toprağa gömülmüş olarak bulunmuş. Yani orada eşi vefat eden ya da ne bileyim yapan kişi ablacığım, toprağa mı gömer yani kıyafetlere? Ablacığım bak tamam sana katılıyorum. O evet. Zaman benim mekanın yanlarındaysa, ahırın yanlarındaysa gelsinler beraber bakalım ne biçim bir şeymiş ya. Göstersinler o zaman canım, benim attığım yer bura. Başka da bir şey bilmiyorum. Peki yani senin ben şundan bir şunu anlamadım. Ben bu kıyafetler toprağa gömülü olarak bulunduğu halde dediğim halde sen ısrarla biz orada kıyafetleri atarız, öyle yaparız, böyle yaparız falan diye sürekli bir savunma halindesin Emir'cim yani. Ya abla şimdi burada aynen dediğim gibi bak kıyafetler attığım yerin arkasından yol geçti. Yani üzerinde benim kıyafetlerim diyeyim. Benim attığım kıyafetlerin üzerinde kapalı olabilir. E şimdi tam yanına inmedik. Bak Murat bu kıyafetler abinin, açıkta. Tam böyle bir hakiki detaylı karıştırırsak. Emir bak bu kıyafetler açıkta toprağın üstünde. Bak toprağa gömülü değil, çuvalın içinde değil. Ya yani bu da doğru bir şey değil de yani doğayı kirletiyorsunuz. Ablacığım bak az altyanlarına insek çuvalın içinde de olanlar var. Böyle... Böyle yani gömülü değil de yani zaman geçmiş üzere kapanmış olanlar da var. Bu benim gösterdiğim yer yani. Benim başka çöplüğüm yok. Herkes kendi çöplüğüne baksın. Herkes kendi çöplüğüne baksın da özellikle getirmişler bir kadının kıyafetlerini. Nur Hanım'ın değil mi diye ben kesin %100 Nur Hanım demiyorum. Yetkililere bir ihbarla geliyor. Bir çuvalın içinde ve başka bir ihbarcı da diyor ya. Ki Savaş tamam başka zaman köylerde yani herkes böyle kıyafetleri yakar, eski kıyafetleri. Hatta Fatma da söylemişti. Isparta'da da öyle yakarız demişti biz eski kıyafetleri Şükür'ün annesi. Ama şu yani senin sanki tamam. Böyle bazı kadın kıyafetlerine yani Nur Hanım'ın kıyafetlerine benzetmiş ihbarcı. Onları yakarken görmüşler seni. Kim görmüş o zaman çıksın söylesin canım. Söylüyor hem de zaten. O zamanda nerede yakmışı bunu söylesin. Jandarmaya söylemiş merak etme. Ya ablacığım bak şimdi ne demek istediğinizi anlıyorum da. Hı. Şimdi Ramazan kafaya konuşuyorum. Böyle mantıksız suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Mantıksız değil. Bunların hepsi bir iddia. Bunlara mantıksız deyip geçiştiremezsin. Sonuçta senin yeğenin Savaş'ın karısı kayıp. Nuran kayıp. 2,5 yıldır ortalıklarda yok. %99.99 bir cinayet olarak değerlendiriliyor. En son kaybolduğu yerde senin kardeşin Cemal'in evi. Cemal'in evi. Ha siz köye gittiniz mi gitmediniz mi yardım ettiniz mi etmediniz ablacığım, mi onlar bak, sonra ortaya çıkacak yani. Sen gittin mi bak şey senden şüpheleniyor. Ablacığım bak iki bir durup Celal'ın evi o evde o zaman yıkın o evi bakalım var mı altında bir şey canım. Ya ceset oradan götürülmüş canım belli orada kalır mı ceset 2 yıldır 2,5 yıldır o gece götürülmüş. Abla ne kadar eminsiniz böyle cesetin çıktığını oradan ya. Ben görmediğim halde böyle konuşamıyorum siz nasıl konuşabiliyorsunuz? Ben görmediğim halde konuşamıyorum böyle siz nasıl konuşabiliyorsunuz böyle? Nasıl görmedin halde? Hani nasıl gittiğini görmedim. Siz nasıl hani ceset diyebiliyorsunuz ya? Sen gitmediğini... Tamam da biz hepsini bir iddia sen nereden biliyorsun oradan gittiğini? Abla ben söyleyeni söylüyorum bak. E tamam ben de sana iddiaları soruyorum. Ama siz ceset diyorsunuz direkt. Senin eşin... Zan altında bırakıyorsunuz abla. Ya son şüpheli değil mi senin baban? Abla şüpheli de niye bulunmadı o zaman bu nereden çıkmadı bir yerden? Ha? Niye bulunmadı i̇şte çıkmadı evet, o zaman? İşte evet hayattaysa niye çıkmadı? Öldüyse de niye çıkmadı abla o zaman? Ya çünkü cesedi bir yere atılmış cesedi. Köpek niye bulamadı abla o zaman? Köpek niye bulamadı? Çünkü o evden taşınmış belli bir şekilde. Belli ki arabaya yanaşmış o eve. Ablacığım, kim yanaştı bilmiyorum. Araba yanaştı diyorum. Siz mi yardım ettiniz? Başkası mı yardım etti? Ablacığım, Ramazan mı arabasını yanaştırdı yardım etti bilmiyoruz. Ramazan ben, senin kankan biri yardım etmiş bak şimdi yani. Ben söyleyeyim yine ablacığım. Aynen sizin ağzınızda konuşacağım ben yine. Ramazan'ın arabasını çıkıp çıkmadı orada kamerada görürsünüz zaten. Kameranın hemen alt tarafında. Ve dörtten Ramazan'a, sonraki, dörtten ben sonra bu iddiala gelinceğini de söyledim Ramazan'a zaten sizden daha önce. Kameranın baktığı önünde arabası zaten bakabilirsiniz. Benim gelme saatim de belli. Ki sizin yine dediğiniz gibi senin başka bir... Senin gitme saatini bilmiyoruz. Gelme saatimi diyorum abla temizlemek için diyorsunuz yani. Artı
senin gelme saatinden %100 emin değiliz. Çünkü tamam abla, siz emin olmayın. Ben şahitlerim emin oldunuz. Çünkü plaka belli değil. Sen o içinde ablacığım, görünmüyorsun. Ablacığım, benim şahitlerim belli oldurtu size. Bak, benim orada çıktım zaten biliyorlar. Senin şahitin kim? Senin gören kim? Sen kamera görüntüleri diyordun. Kamerayı tamam geçtim, inanmıyorsunuz yani. Karanlık görüyorsunuz ya. Ben demiyorum. Benim, abli değil, abli söylüyor. Tamam ablacığım, bak benim yaylana çıktığım saat de belli. Tamam. Tamam, onlar da konuş zaten burada abi. Evet. Şimdi sizin demenize geliyorum. Başka evet. Bir araba diyorum. Başka bir araba çıksın o zaman söylesin. Ben gelene kadar alıp götürdü işte o zaman. Savaş, senin oradan kaçtan çıktığın belli değil amcanla beraber. Ne zaman döndüğün de belli değil. Abla ya şu o zaman belli açıklısın. Belli değil, belli değil. Yapılan röportajı çıkarttın biri, meydana. Biri Savaş'ın, şey pardon, biri Emir'in karısı Hatice. Onu geçtim ablacığım. Bizim Bozacı'nın yaylaya şahitli çıktım, sıracı yani. Bak. Bizim yaylaya çıktığımızda dahi şahitlerimiz var. Murat'a röportaj yaptı. Orada o görüntüyü vermiş olabilirsiniz. Ben sana bir şey söyleyeyim. Senin geri eşin, saat de var senin abla. Eşin bu kadar plan yapıyorsa bak, senin eşin. Abla plan gecenin plan gecenin bir vakti. Ya. Tamam, gecenin bir vakti. O camdan atlıyor, plan yapıyor. Kapıdan çıkmak yerine camdan çıkıyor, sonra geliyor orada ayak izlerini bırakıyor. Ondan sonra başörtüsünü düşürüyor. Bu kadar çok plan yapan akıllı bir kadın köyden boncuk çukurdan böyle özür dilerim ama salak salak gitmez yani. Tamam, bu kadar akıllı bir kadın. Bu kadar akıllı bir kadın gitmez ya. Bursa'yı bekler. Tamam mı? Bursa'da gider, bir şey olur. Bursa'da ya bekler, Bursa'da gider yani. Niye boncuk çukurdan gitsin? Ablacığım ben ne bileyim, bak yine ben söylüyorum. Bir dakika. Bir şey, bir de bekle lütfen. Sen neden Adnan Emir'den şüpheleniyorsun? Nuran'ın kardeşi senden şüpheleniyormuş Emir. Neden şüpheleniyorsun? Biz ablam kaybolduktan sonra bize çok soğuk davranmaya başladılar. Bizden uzaklaşmaya başladılar. Emir de mi? Emir de. Hepsi uzaklaşmaya başladılar bizden. Biz burada açıklaması yaptık abla. Suçlu olmasa ama uzaklaşmaz. Emir söylemedi. Ya o da açıklaması yaptı, ben de yaptım açıklamasını. Hayır, Adnan'ı mı? Daha yeni çıktı ekranı ya. Adnan'ı yeni görüyor ya. Yok Adnan demiyorum ben. Bunun açıklamasını yaptık diyoruz biz. Hayır, Adnan da aynı şeyi söylüyor. Buna tamam, bir yanıt versin. Söylesin. Sorar mısın sen ona lütfen? Ya da ben sana sorayım senin adını. Duydun mu Emir? Yani amcası bize tıpkı Savaş gibi soğuk davrandı. Adnan diyor, Adnan. Adnan'ı biliyorsun değil mi? Nuran'ın kardeşi. Şimdi ablacığım şöyle bak. Evet bak şöyle, tamam ben burada dinliyorum da şimdi şöyle bir şey var. Peki öyle diye de ben orada Kemal Varkan'da söyledim. Bu ilk duyduğu zaman yaylada bunu öldürdünüz mü diyen avgına gelip ettiği küfür. Ne yapayım? Yani kuşalağı duydu. Aferin mi diyeceğim size, yüzden, ben varlıktandım. Bak ben o yüzden ya az dinen daha adamı konuştum ya, en sonunda mikrofonu atlayacaksınız bana ha. Allah Allah. Artık şey, birimiz konuşalım, birimiz dinleyelim. Ya, tamam. Bir konuşsun, söyle ama ben başka bir soru bak, soracağım. Bak, ettikleri küfüren dolayı uzak durdum. Şimdi, peki onların Kemal'dan uzak durmadım da onlara niye uzak durdum? Çünkü Kemal'dan küfür duymadım. Adnan'la mı sana küfür etti? Ben sana küfür ettim mi? Bak, Adnan ne diyor? Bir dakika Suzan. Suzan bir dakika, oğlum konuşsun. Biz hep sana diyoruz bak. Adnan, Rahman, Kemal'i bir köşeye koyuyoruz. Ama ben tamam hiç şey da yapmıyorum. Bak Adnan diyor ki ben ona küfür... Tamam annem bunu yapmış yani. Olabilir. Suzan yapmışsa küfür olmaz yani. Birlikte hareket edeceksiniz. Ama sonra Adnan küfür ettin mi? Ben sana küfür ettim mi? Ben Adnan'ın kötü bir laf duydun mu? Etmedi abla. Emir söylesin. Amcan söylesin. Duydun mu Emir? Ya annesi diyeyim, ben Adnan'la bir problemim yok. Bir dakika, madem öyle Adnan'la... Adnan elimizde büyüyen çocuk, ya yanlış anlaşılmasın. Ya. Hayır, ya bir şey söyleyeceğim. Yani. Ya, onu ya, büyüttüler yani, bunlar köyde, geldi gitti. Suzan, onlar büyüttüler Suzan, hepsini. Kimse ölüsüne dirisine bir kaşık su veremiyor. Ya bir dakika, bir şey söyleyeceğim Emir. Sana küfreden kişi Suzan. Adnan ha, değil, yani Emir'e kızabilir, şey Suzan'a kızabilirsin. Tamam. Ama Adnan sana küfretmemiş, bir şey yapmamış. Kemal'le aran iyi ama Adnan'a seni duruyorsun. Ablacığım, neden? Ablacığım... Ya Adnan demiyorum. Yani o yüzden ben o Kemal'a da dedim bunu. Yani o yüzden Suzan'ın küfür ettiği yüzden uzak durmaya başladım. Ya, Kemal'dan duymadım. Onlardan uzak durmadım yani. Muhabbetimiz vardı yani. Adnan da ama Suzan karışma bak soramıyoruz. Karışma soramıyoruz. Emir bak çocuk da diyor ki Adnan diyor ki şimdi Kemal'den duymadın, Kemal'den uzak durmadın. Adnan diyor ki benden de küfür duymadın. Ama benden neden uzak durdun? Benden neden serin durdun? Bana niye serin durdun diyor. Adnan. Ya Adnan benim emsalım mı? Adnan benim emsalım mı? Ama Nuran'ın kardeşi. Herkes emsalıyla düşer kalkar. Adnan anlatabilir misin? Nasıl davranıyordu sana? Ya tamam da önceden selam veriyordun. Şey yapıyordun. Abla ben bir şey söyleyebilir miyim? Daha dönüp yüzüme bile bakmıyorsun. Kayboldun sonra daha dönüp yüzüme bile bakmıyorsun.
Çocuk bile olsa ne haber Adnan, nasılsın? Ondan önce sohbet muhabbet ediyorduk, böyle toplanıp sohbet muhabbet ediyorduk. O zaman emsalın mıydım, şimdi mi emsalın olmadım? Ne diyorduk? Ondan sonra niye daha sohbet etmeye başladın? Ya tamam da madem o zaman şüphelenmiyordun da şimdi mi şüpheleniyorsun? Sen benim şüphelenip şüphelenmediğimi nereden biliyorsun? O zaman ben de seni inceliyordum. Ya Kemal da öyleydi. Suza. Önceden şüphelenmiyordum diye kendin konuşuyorsun ya. Çok rica ediyorum, bak kakofoniye getirme ne olursun. Söyle Adnan, daha önceden de şüpheleniyordum der misin? Ben senden her zaman şüphelendim. Senden de, savaştan da. Ama belli etmiyordum. Ne zamandan beri? Kaybolduğundan beri. Ben senden de şüphelendim, savaştan da. Sadece ilk başta şüphelenmedim. Kaybolduğundan beri. Şüpheleniyordum, belli etmiyordun. Etmiyordum tabii. Ben aileme bile demedim. Senin... Ya arkadaşım bak. Dediğim gibi sen şeyi sorabilir misin? Bak. Bizi Yeyla'da saat 11.30'a kadar, bak gece 11.30'a kadar yanımızda oturup çay içen adam, abin Adnan, bak abin Adnan yanına vardı o zaman, aynı iyisini Adnan'a söylemiş. Sor bakalım ne demiş. Ben başından beri Emir'den bir de savaşta neden şüphelendin? Kaybolduktan sonra çok, çünkü şey yapmaya başladı. Ablacığım ben bir şey konuşabilir miyim? Bak. Çok rahat davranıyorlar. Rahat davranıyor musun? İkisi de çok rahat davranıyor. Mesela soğuk davranmaya başladı. Böyle daha önce Emir sana ne yapardı? Ne haber? İşte küçüksün. İşte senden onun neredesin? Ya oğlu yaşındasın. Daha önce yine şey yapıyordu. Sohbet muhabbet ediyorduk. Selamlaşıyorduk. Selam velamı kestiler. Ablacığım ben konuşabilir miyim? Uzaklaşmaya başladılar. Tamam. Söyle Savaş. Allah uzaklaşmaya başlamışsınız. Allah için konuşuyorum. Bak bir tek yalan varsa Allah buna çıkmaya nasip etmesin bana. Ben bunları Rahman'la da Arlan'la da hep gördüğümde hep selam verdim, muhabbetimi ettim. Ta ki annesiyle bacısı bana saldırdığında o günden sonra bile her gördüğüm yere selam verdim. Benim olduğum ortama da geldi, selam verdim. Nasılsın diye hep muhabbetini de ettim. Vicdanlı konuşsun, yalan konuşmasın. Ben onları yine kayırıyorum, ben onlara hiçbir şey demiyorum. Sonuçta onların da acısı benim de acım. Valla Rahman da başından beri senden şüphelenmiş. Adnan da başından beri şüphelenmiş. Ablacığım bak şüphe eyvallah. Şüphe edebilirler. Yani, herkes şüphe edebilir. Şüphe şudur yani. Öldürmüş olabileceğini mi düşündün? Adnan öldürmüş olabileceğini mi düşündün ablanı? Açık ve ne sorayım? Yani Savaş Emir'le beraber öldürdüler diye mi düşündün? İlk başta öldürdüler diye şey düşünmedim. Ama zaman sonra şey yapmaya başlayınca daha başka çare gelmedi. Öldürdüler. Ortaya da çıkmadığına göre, bir haber olmadığına göre öldürdüler. Ya öldürüp de mesela saat yukarı gittiğimi görenler var. Ama kim gördü işte? Ben görmedim. Abla bak şüphede her zaman ben bir yere orada jandarmayla çatıştım böyle muhabbette. Onlar şimdi burada hepsi servisini almış gitmiş de. Adamın bir lafı bana tamam dedim, eyvallah dedim. Ben şimdi de elbisemi çıkartıp dedi, sana vereceğim dedi. Seni yerine geçeceğim dedi. Kimden şüphelenirsin dedi. Senden şüphelenirim dedim. Olay bu kadar basit. Sen niye gittin ahıra? Niye gittin? Ne yaptın orada? Abla size söyledim ya saman alıp geleceğim diye. Saman almaya geldi mi dün neresi? Söyledim ya aşağıda size gelirken. Yo, ben bir yani daha senden duymak istedim onu. Sonra bir daha, böyle bir şey demem diye. Yaptın mı peki? Saman mı aldın oradan? Aldın mı o samanı? Aldım. Dün akşam biraz aldım. İndirim aşağı. Ama bugün de Murat abiyle geldik. Tamam. Seni yarın buraya bekliyorum. Devam edeceğiz. Nura'nın kaybını, daha doğrusu cinayetini konuşmayı sürdüreceğiz. Şimdi Ispartalı Şükür 15 yaşındaki bir kız çocuğu, annesi babası, 10 yıl boyunca susan anne baba. Neyse ya, annesi bir gelsin, Fatma bir gelsin. Sonra da Didem çok sert konuşuyor diyorlar da aslında onların sert konuşması lazım. Evlatları yok ortalıklarda yani. Gelir misin lütfen Fatma? Ya Fatma dur burada dur. Hayır, taraftan olursun. Sağ ol, çok teşekkürler. İnşallah. Şimdi, ya Fatma niye 10 yıl sustun ya? Hı? Kandırdı dedi babam. Kandırdı. Kaçtığına inandırdı. Sen inanacak kadın değilsin be Fatma ya. Kesinlikle değilsin. Bir araya gidelim, devam edelim. Bakalım Mustafa gelecek mi, gelmeyecek mi? Gelince burada neler olacak? Özellikle o evde yaşananlara çok fazla öfkeli Fatma. Bazı görüntüler var, göstereceğiz. Bu arada cesedin gömülmüş olabileceği yerle ilgili bir iddia var. Oradan da canlı yayın yapacağız. Bir araya gidelim lütfen. Selam senin değil miydi? Türkiye onları konuşuyor. Çocuğumun çık bacağından eminim. Başka hiçbir şey düşünmüyorum. Çocuk canlı değil yani. Canlı değil. Canlı değil. İlk kez izleyeceksiniz.
Şükür'ün kaybolduğu evden olay görüntüler. Fatma o görüntülere ne diyecek? Ben geldim çalıştım, hep eşyamı gelmem aldım. Senin burada bir tane kaşığını, bir tane elbiseni, bir tane her şeyini koymayacağım. Yarın hepsini yakacağım. Herkes onu merak ediyor. İki ay oldu. İki aydır çocuğum nerede diye sordun mu bana? Sormayan mı? Şimdiye kadar sormadıysam şimdi soruyorum. Nerede bu çocuk? Mustafa stüdyoya gelecek mi? Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Evet devam ediyoruz. 15 yaşındaki Şükür Türkan'la devam edeceğiz. Annesi ve babası birbirinden şüpheleniyor. Maalesef kızımız da 10 yıldır ortalıklarda yok. Anne burada, baba Isparta'ya gitmişti. 4 gündür Isparta'daydı. Bir amacı vardı, o yüzden gitti demişti. Geleceğim ve seninle yüzleşeceğim. Ben bir şey yapmadım kızıma, sen yaptın Fatma demişti. Mustafa da geldi Isparta'dan. Bir gelsin lütfen. Gelecek mi gelmeyecek mi senin üzerine farklı tartışmalar var. Söz verdim mi, yerine getiririm. Tamam ama senin bir plan için, bir plan dahilinde oraya gittiğini söylüyor Fatma. Vallahi bir planım varsa açıklasın, benim nereye gittiğim, nereden geldiğim belli. Tamam peki otur, tamam. Hepsini konuşacağız, merak tamam. Etmeyin. Yani aile, anne baba birbirinden şüpheleniyor, şu bir gerçek, 15 yaşındaki bir kız çocuğu. Isparta'da 10 yıldır ortalıklarda yok, ailede 10 yıl boyunca susuyor. Hepsi de, ikisi de şu anda birbirinden şüpheleniyor. Bir araya gidelim, sonra arkasından soluksuz ve kesintisiz devam edelim. Bazı görüntüler var, ekranlarınıza getireceğiz. Ve gelen bir ihbarla cesedin olabileceği iddia edilen bir yerden de canlı yayınımız olacak. İzninizle bir ara, sonra hemen birlikteyiz. Kadın da lan! Korkacak tip var mı? Bakın bakalım bir. Şimdi bunun bir yere çalışan senin değil mi? Türkiye onları konuşuyor. Çocuğumun çıkma canına eminim. Başka hiçbir şey demiyorum. Çocuk canlı değil yani. Canlı değil. Canlı değil. İlk kez izleyeceksiniz. Şükür'ün kaybolduğu evden olay görüntüler. Fatma o görüntülere ne diyecek? Ben geldim çalıştım, hep eşyamı geldim aldım. Senin burada bir tane kaşığını, bir tane elbiseni, bir tane her şeyini koymayacağım. Yarın hepsini yakacağım. Herkes onu merak ediyor. İki ay oldu. İki aydır çocuğum nerede diye sordun mu bana? Sormayan mı? Şimdiye kadar sormadıysam şimdi soruyorum. Nerede bu çocuk? Mustafa stüdyoya gelecek mi? Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Ispartalı 15 yaşındaki bir kız çocuğu annesi ve babasının yanında. Annesinin iddiasına göre babası alıp götürüyor. Babasının iddiasına göre Isparta'da değil, ne olduğunu annesi Fatma biliyor. Ama şu bir gerçek, kızımız, kız çocuğumuz daha doğrusu 10 yıldır ortalıklarda yok. Fatma Isparta'dan geldi, herkes farklı şeyler söylüyordu. Mustafa dönmez diyordu, ben döneceğini düşünüyordum. Keza geldi çünkü ben katil değilim, ben kızıma kıyamam diyor. Asıl diyor, ne biliyorsa Fatma biliyor. Sen de dedin ki Isparta'ya giderse, gittiyse mutlaka onun planı vardır. Aynen. Bak burada karşında geldi. Ne planı vardı sence? Niye gitti Isparta'ya? 4 gün Isparta'da. Bence korku salmak için, başka hiçbir şey plan değil. Yani konuşacak olanlara korku salmak. Amacımız korku salmak mı? Onun için gitti. Amacımız yani korku salmak mı? Köylü konuşmasın diye. Köylü konuşmasın bir diye. Bir şey yapmadı ki köyde. Evde yattı, bir de kahveye gitti. Başka bir şey yapmadı ki. Gitti mi kahveye? Amacım... Başka bir şey yapmadı ki. Böyle evde yattım da amacım neydi? Sadece millete geldim işte, kimse beni yakalamadı demek için gitti. Ben suçsuzum. Millete suçsuzluğunu inandırmak için mi gitti o zaman? Öyle mi Mustafa? Amacın neydi? Niye apar topar sen döndün? Amacım burada? Demek ki köylüyü tehdit etmek, kimse konuşmasın. Amacım buymuşmuş. Yani konuşmak değil, psikolojik baskı yapmak için gitti diyor. Köye gittiğimde, ben evden dışa bile çıkmadım. Sadece bir sefer bir parti kahvesine gittim. Başka bir yere bile gittim. Onu bile biliyorsun kahveye gittiğini. Heh. Her şeyden haberi var. Olanlarla konuşuyor. Olanlarla konuşuyor. Olanlar ben köye vardığımdan beri. Çocuklar bana devamlı soğuk davranıyor. Öyle mi? Annelerle konuş, yani Fatma mı yönlendiriyor çocukları? Kim yönlendirecek ya? Ben mi yönlendiriyorum? Ben hiçbir şey demeyeyim dedi bana. Babanızla mesafeli olmuyor. Benim 10 saat 10'a kadar yattığımı, çocuğun kalkıp da kahvaltı yapıp koyuna gittiğini nereden öğreniyor? Benim kahveye gittiğimi nereden öğreniyor? Türkler ben mi konuşuyorum? Çocuklar da mı öğreniyor? Annesiyim, konuşuyorum. Onlar da bana söylüyorlar diyor yani. Tamam, kahveye gittim, veya bacaya gittim, veya yattım. Ona neymiş? Kimi gördün kahvede? Gördüğün, konuştuğun birileri oldu mu? Herkesle konuştum. Hızır geldi mi?
Hızına kaçıyor. Kazı araya moren telefona bakmıyor adam. Ha öyle mi kaçıyor? Bak sonu engelledi. Niye engelledi? Telefonum cebimde. Niye kaçıyor senden? Ya benim bakmıyor telefonuma. Onunla aradım oğlum konuşalım şöyle böyle diyeceydim. Evet. Çık yayına röportaja bağlan konuş diyeceydim. Adam telefona bakmıyor ki. Senden de kaçıyor. Benden de kaçıyor. Bakmadı telefonuma. Daha işte valla aradım seni şey saati dakikası çünkü, belli. Bak şöyle yani oradakiler diyorlar ki Şükür kaybolmadan önce yani Şubat 10, 14 Şubat'ta 15 Şubat 14 müydü? 15. 15 Şubat'ta senin kızın kayboluyor 2014 yılında. Tamam. Öncesinde 2-3 ay öncesinde düğünden sonra sürekli oradaydı diyenler konuşmaya başladılar. Hiç böyle şeyde gördüğünde kahvede gördüklerinden birilerinden şüphelendin yok, mi? Bu konuşmuştur. Güzel, yok, ben... Şu konuşmuştur. Şu beni ele vermiştir. Didem Hanım. Birini ben burayı kim devam. Arıyor? Birini bakın. Korkutmuş. Benden kaçıyor diye yayında konuştu. Birini benden kaçıyor diye konuştu yani. Ya gel yanıma dedim diyor, kaçtı diyor. Birini kimle görüştün? O kendisi iyi bilir. Allah Allah. Kim o? O bilmiyorum. Kendisi iyi bilir. Burayı yayını arayıp da ben bir gün öncesi konuştum. Şey gördüm diyen adamı da kendisi iyi biliyor. Ben bilmiyorum Didem Hanım. Sadece bunu duydum. Nereden yani biliyorsun? Bana takipçilerim attı, oradan duydum. O takipçilerin güzel sana atıyorlar sana. İyi yorum yazıyorlar sana. Yani... İyi yorum yapıyorlar çağırdım sana. Çağırdım yanıma diyor, kaçtı ulan benim diyor. Benim Allah'tan başka kimseden korkum yok. Kaçtı diyor. O adamı da sen arattırdın, ben biliyorum. Kaçtı diyor. Niye kaçıyorum adam? Ben kahve kapısının içine girdim. Konuşacağım. Hı-hı. Karşıda oturuyordu. Kim ben... o peki? Adı ne onun? Adını kendisi söyleyecek. Ben bilmiyorum adam. Benim kavga ettiğim adam, beni dövdürdüğü adamlardan bir tanesi. Ya bizi arayan adam o adam mı? Ben girdim, belediye başkanı da yanıma geldi. Mustafa senin ben ne halt edeceğini biliyorum. Niyetim değişiyordu, yalan yok. Biliyordun ya, seni orada görenin kim olduğunu öğrendin mi? Onun burnunu kırmak için mi kahveye gittin? Kahveye gitti değil. Bunun yönlendirmesiyle, bunun hareketlerini, konuşmalarını yönlendirmesiyle öğrendim ben hepsini. Hmm. Benimle kavga eden, bunun yüzünden kavga eden, beni dövenler. O zaman aynı, bizi arayan kişiyle nasıl aynı. Nasıl burayı arayabilir başka adam aramaya? Niye burayı arıyor? Niye başka adam aramıyor da benim kavga ettiğim adamlar arıyor? O zaman bizi arayan kişiyle sen konuşmuşsun. Ben açıklayayım mı kişinin ismini? Konuşmadım. Ay, senden kaçmış daha ben doğrusu. Ben burnuna vurup uzman konuşacak. Vuracaktın. Ben açıklayayım o zaman ki aynı kişiden bahsediyoruz. Aa, açıkla. Ya çünkü o kişi senden açıkla, korktuğu için. Ben biliyorum. Nereden öğrendin sen? Ben öğrenirim. Nereden öğreniyorsun? Ben öğrenirim, sıkıntı yok. Allah Allah. Ben her şeyi öğrenirim. Peki bu, o zaman sana bu kadar bu ihbarcının kim olduğunu kim sana anlatıyor? Kim niye sana... bir normal vatandaş aramıyor da? Hı-hı. Benim kavga ettiğim adam arıyor burayı. Size çünkü soruyorum. Ben o kişinin seni kavga et hiçbir şey söylemedim. Sadece şunu söylemiştik sevgili kendisi izleyiciler. Kendisi biliyor. Bak izleyicilere şunu, sadece şunu söylemiştik. Bir kişi, bir ihbarcı Mustafa'yı Isparta'ya taşınmadan önce, bir gün önce yani 4 ay, 3 ay önce zaten sürekli orada olduğunu söylemişti. Hı. Ama o kişi sen yüzleşmeye korkuyor demiştik. Sen niye bu insanın kim olduğunu... Niye kaçıyor kahveden? Sana kim söyledi ya? Ben kahve kapısından içeri girdim. Evet. Belediye başkanıyla görüşecektim. Evet. Baktım karşımda oturuyor. Hı. Belediye başkanı adayı benim yanıma geldi. Dedi ki Mustafa sana ben ne yapacağını biliyorum. Buradan git evine yat dedi. Ya sen o kahveye... Onunla muhabbet ederken yan taraftan kaçtı. Ben kapıdan dışarı çıktım. Arabaya bindi kaçtı. Vallahi o kişi... Niye kaçıyorsun benden? O kişi Hızır'ın... Benden korkuyorsun da. Hızır'ın... Niye buraya arıyorsun? Hmm. Peki ben o kişinin kimliğini açıklıyorum o zaman. Açıkla. Açıklıyorum. O kişinin kimliği Hızır'ın eniştesi ablasıyla birlikte barav, olan... Barav sana. Mevlüt. Doğru ben mu? Ben dövüştüğüm adam da yok. Aa ama Mevlüt şunu söylüyordu. Ne konuşuyor? Ben diyor onun delikanlı yüzde... Delikanlı adam yayını arar, karşımda kendisini ifade eder. Der ki Mustafa ben seni bir gün öncesinde orada gördüm. Niye Didem başka abi, bir vatandaş? Neden? Çünkü mobil orada 5000 nüfuslu bir adam, 5000 nüfuslu bir adam aramıyor da. Mevlüt benim arıyor. Kavga ettiğim, beni darp ettikleri adam beni burayı arıyor. Hızır'ın eniştesi o kişide. Aynen. Allah'a. Ben hepsini biliyorum Didem Hanım. Hızır'ın eniştesiyle karşı karşıya gelmişler. Karşıya yazabilirsin, o kişi Hızır'ın eniştesi. Çıksın delikanlı gibi televizyon çıksın. Ben orada gördüm desin. Sen orada ben gördüm desin. Yanına da geldim desin, konuştum desin. Kahveye de gittik görmüştür, desin. Görmüştür Didem Hanım. Görmüştür çünkü mobilet verdi ona, geri aldı mobileti. Verdiği mobileti geri aldı çünkü biliyor kendisi. Ha, o ben, gün, ya bir gün önce Isparta'ya gitmeden önce Mustafa oradaydı birkaç gün önce. Ona verdiği mobileti Isparta'dan sonra da hani 200 sonra da telefon açtı mobileti verdi ya. Yani Mevlüt mü mobiletini veriyor? Hızır'ın eniştesi hayır, veriyor. Bu veriyor. Ondan sonra geri alıyor mobileti geriye. Ondan da şeyi var mesela. O yüzden görmüştür seni diyor. Mobiletini sana verdiği aynen için. Ben seçime gittiğimde mal sattım.
bak. Seçime gittiğim önce, zaman aldım. Hiç bakma. Seçime gittiğim zaman ona sattım. 1000 liraya sattım seçime gittiğimde. Hmm. Motor bışkı vardı evde, parasız kaldım. Motor bışkıyı da sattım. Hmm. Yalan de. Onu şeyden, seçimden sonra yalan sattım. Yalan de lan. Yalan. Mevlüt'ü seni arattırdığını söylüyor. Yok Mevlüt'ü ben arattım. Aramadım ben. Didem Hanım. Bak ben buna çıkıyor burada net dobra gibi konuşuyorum. Hı. Burada dedi ki köye bir şeyi vardı gitti. Gelmez dedi. Ben ne dedim, tükürdüm yanamam geleceğim dedim. Ben sözümü tutarım dedim. Geldim. Tamam. Köyde her şeyi öğrendim. Köye gitmeden önce öğrendim ben bunların hepsini. Ben burada yayındayken öğrendim hepsini. Kim sana söyledi bunları? Ben, o benim aramda olan bir şey. Bak şu anda... Peki köye gitme amacın Mevlüt'le karşı karşıya gelmek karşı mi? Karşı karşıya falan değildi. Konuşmak mıydı Mevlüt'le? Ben onlarla konuşmam. Tesadüfen mi gördün kahvede? Tesadüfen gördüm. Yok tamam, dövme. Hususi dövüşmek için gitmiştir. Ha, Mevlüt'ü dövmek için gitti. Dövüşmek için gitti. Öğrendi kim olduğunu, o yüzden Sparta'ya. Onun için gitmiştir, korkutmak için gitmiştir. Dövüşmek için gittim lan, var mı itirazın? Dövüşmek için gitmiştir, başka dövüşmek bir şey için gittim. Delikanlı adam karşıma çıkar, arkamdan Allah konuşmaz. Daha bu iş burada bitmedi. Mustafa haklı, madem öyle ben gördüyse... Ben bu iş burada bitmedi daha. Gördüyse söylemesi lazım. Niye kaçak erkek dönüşüyor? Adam karşıma çıkar. Tamam mı? Ben arkamdan kuyumu kazmaz. Şu anda 7-8 kişi köyde kuyumu kazıyorlar. Demek ki gazılacak kuyum var da kazıyorlar demek ki. O bir tanesi de iyi konuşuyor sana. Gazılacak kuyum var da kazıyorlar demek ki. Gazılacak demek ki kuyum. Basınlar lan. Ben burada niye korkuyorsun? Basınlar. Niye korkuyorsun o zaman? Kim korkacak? Sen. Ben korkmam kimseden. 8 kişi değil. Bence köyün onların hepsi kazıyordur kuyumu. Onların hepsiyle itibata geçiyorsun. Sadece yürekli olup da çıkamıyorlar dışarıya. Yürekli olsun lan. Yönlendiriyorlar yürekli olun diye. Hepsi aynıdır çünkü. Tamam mı? Yürekli olun diye. Ben ne olacağım? Niye başkası aramaya da benim babettim adam oraya buraya? O da 5000 nüfuslu yerde vatandaşın bir tanesi ben köyde gördüm demiyor. Hı. O kavga ettiğim adam onlar köyde gördüm diyor. Onlar da korkuyor da ondan demiyor. Kim demek korkuyor? Ben kimim de benden korkacaklar? Sen kimsin? Yani gitmişsin adamı dövmeye kalkmışsın ya. Ben delikanlı gibi köye gitmiş miyim? Kahve kapısından böyle içeri dinlenmiş miyim? Mal ettin nasıl gittin? O adam da delikanlısı karşıma çıkacak. Ondan korkuyor. Tamam o adam da erkeğe karşıma çıkacak. Mal ettin şimdi gittin ya. Mal ettin ne gittin ya. Onlar da bir gelir de şey der diye ondan korkuyorlar. Niye mal ettin? Dövmeye gitmişsin ya o sesi. Niye mal ettin? Lan ben giderim. Şu anda yine giderim. Tamam mı? Burada beni kimse tutamaz. Tamam işte. Ben buraya kendi işlemeye geldim. Ondan da onun için korkuyor işte. Kendimi temizlemeye geldim ben buraya. Tamam mı? Çok temizsin maşallah. Senin gibi WhatsApp'a da orada burada. Beni rezil etti. Elinden gelse canını alacağım. Demeyeyim ben kimseye. İşte attım Didem Hanım size. Doğanı attım bak orada yazıyor bak. Tamam olur tamam. Tamam mı? İşte ben kimseden şey Allah'ım açık. Vicdanım rahat. Tamam rahat, mı? Çok rahat. Ondan mı ya? Sen neden ötürüyorsun? Otursana yerine. Sen çıkınca mı ötürüyorsun? Yerine otursana. Ben buradayım. Ben buradayım. Ne oldu? Niye kalktın? Tamam mı? Niye şey oldun? Onlarla bunu konuştuğun adam var ha. Hiç kusura bakma. Beni rezil etti. Şöyle edeceğim böyle edeceğim deme. Ben kimseye bir şey demiyorum. Tamam mı? Ben böyle karşında dinlersem sen de dinler benim karşımda. Ben aşk kızını daha seviyorsun tamam dediler de ben onun karşılığını verdim. Bir dakika. Bu tanıklar, bu kişiler yani Mustafa'yı orada Isparta'ya gitmediğine tanıklık eden. Yoksa Şükür'le ilgili bir şey bilenler değil. Yok, oradaydı tamam, babası. Sen, evet oradaydı diyecek diğerden olan tanıklar. Kardeşinler. Köydeydim lan köyde. Ne olacak? Ne çeşiniz? Köydeydim. Ben köydeyken ben bunu kaybettim kızımı. Bana deme onu. Bir ay öncesinden diyorsun ki. Millet dedi bana deme. Ben senin köyde olduğunu biliyorum zaten. Ben senin köyde olduğunu biliyorum. Bil! Gitmedim çalışmaya! Tamam. Resmen köydeydim, bana mı diyeceksin? Niye diyorsun çalışmaya gittin? Bir de utanmadan bir de geçen gün burada diyorsun, bekçilik yaptı diyorsun, ağzına söylüyorsun. O 2016'dan sonra, hemen şeyden 14, sonra. 14'ten sonra. 2010... 13'te yani, diyor, 13'te Haziran. Şubat'ın 16'sından sonra, değil mi? Ya kızın kaybolduktan sonra aynen olan. Öncesinde Mustafa çalışmıyordu. Yok çalışmadı. Ya çalışmadım. Çalışmadım, evde yattım. Baştan beri söyle onu. Evde yattım baştan lan, bana mı diyeceksin? Çalıştın diye niye diyorsun o zaman? Ya çalışmadım. Niye çalışmadım lan, yattım evde. Niye söylüyorsun o zaman? Bir öncesinden diyeceksin bana hamileydi, ben bir eve bekleyeceğim o gün eşyaları götürecek kadar, öyle aynen mi? Aynen, aynı bekledin. Kimi kandırıyorsun işte sen? Aynı bekledin işte. He, o şeyin, halan kıza ne dedin? Ne dedim? Büyük halan kıza. Ne demişim? Hı? Ne demişim? Bunları sen yavaş yavaş çıkaracaksın, sen böyle at iftiraları benim üstüme. Hiç de kimseye bir şey demedim. Hı. Tamam, demedin değil mi? Ne demiş halasının kızına? Halasının kızı mı? Amca kızı. Büyük halasının kızı. Büyük halasının kızı. Rahmetli halası var bunu iyi bilir bu. Büyük halanın kızına bir şey dedin mi hatırlıyor yok musun? Yok dedim. Desem de bunun ne haberi olacak? Ha desem nereden haberi olacak aynen diyor. Valla Meryem'e de çok güveniyordun ama. Meryem... Yok değil mi? O etmez onu. Amca kızı aynen, Meryem. Aynen onu etmez. Bununla muhatap yok onu. Büyük halanın kızı acaba Meryem'e konuşmuş olabilir mi? Hayır, o da mı öğrendi? O sevmez onları. Ha, sevmez yani. Ben sevmez.
Şimdi şu köy bir köye neden gitti? Yani oradakilerle en azından, yani ben tesadüfen gördüm, duymuştum, karşımda görünce de sinirlendim diyor. Ama öte yandan köye gitmenin nedeni de koyunları için gitti. Ondan sonra koyunları satamazdı aslında, satmayacaktı dedi. Sattın mı satmadın satarım mı? Satarım, mal benim. Dedim hanım, mal benim. Ama diyor çocukların geleceği diyor Fatma. Aynen, çocuklarımın geleceği. O çocukları ben dünyaya getirdiysem, o çocukların bakımını, uykunu, evlilikten benden sorumludur. Sattın mı koyunlarını? Ben koyunları satmadım, ben güdüme verdim koyunu. Neye verdin? Güdüme, bakımına ve ortağına verdim malı. Bir ortağıma verdim, güdüme verdim diyor. Yok, ya. Yalan, sadece yattı kahvede geldi, hiçbir şeye vermedi. Çocuk gidiyor koyun. Koyunlar evde var mı şu anda? Koyunlar çocuk gidiyor. Ortanca oğlanı kahvede geldi. Evde mi koyunlar şu evde. Anda? Ha, vermemiş yani. Yalan söylüyor dedim ama. Koyunları sadece. Birine de vermedi. Kim gütecek dedim ama bir dünya para ister şimdi. Gütme parası bir dünya para ister. Ortağına kim? Verdim lan kuzu ortağına. Bana mı diyeceksin? Kuzu ortağına çok kuzu ben var. Ben nasıl aldım ondan bundan vardı. 70 kuzu. Vardır. Kaç tane verdik? 35 sana peşi. Sana ne lan benim koyunum? Sana ne benim malımdan? Orta boş bak at. Ne ortak? Ne ortak? Orta yer at boşluk. Yalanları boş yalanları. At devam et. Ya benim malım değil mi? Sana ne? Allah'ın terliğiyle kazanınca. İster satarım. Ulan avrat olurlar da malın başında dururlar. Çocukların başında dururlar lan. Ben avrat değilim. Avrat olurlar da çocukların başında dururlar lan. Gezden niye duracağım? Bak lan bu çocukların abi. Sana gezden ne? Bir evi gördün mü? Temizlemişsiniz ya. Sen de ana olaydın, avrat olaydın da evi evini süpürle. Ben 8 ay oldu ben. Oradan gelelim. Binip de İzmir'e sevgilinin yanına geçeceksin ya. 8 ay oldu o evden çıkalım. Başına durla. 8 ay oldu temizlerler. Sen vardın ya evde. Çok temizlen ya. Şimdi evde en çok Mustafa, en çok evde özellikle yani bir oynama görüntüleri var. Senin, var. Onlar çok... Bu istersen burada da oynarım. Vallahi billahi burada da oynarım. Instagram'a koyalım o görüntüleri. Benim kimseden korkum yok, çekindim yok. Sıkıntı ben vicdanım burada da kaşık havası oynarım. Oynarım valla. Fatma'nın karşısında. Vallahi oynarım. Neden oynuyorsun? Oynarım. Benim vicdanım rahat. Ha, o tamam kadar mı? O yüzden rahatsın. Didem Arslan Yılmaz da Mustafa'nın o görüntüleri. Oyun için oynar başka bir şeyin için. Vallahi başka için de vallahi burada da oynarım. Oyun için oynayacak. Yani herkesi kandırmak için. Herkesi o kadar ben bir şey yapmadım kızım. Hı. O kadar eminim kendimden. Aynen. Peki evde özellikle oynaması seni hangi anlamda rahatsız etti? Yani işim bir anlamda sadece ortada evladım kayıp ama rahatlığı, keyfi yerinde değil. O rahatlığı seni aynen rahatsız etti yani. Aynen dedim ben abi. Ben rahatım. Senin gibi ona buna yazmıyorum ben. Beni rezil ediyor, rezil etti. Elimden gelse seninki boğacağım, öldüreceğim. Seninki ortalıkta, benimki giden ben yazıyormuşum. Seninki ortalıkta ya. Benimki ortada. Benim kimseden korkum yok, sıkıntı yok. Sıkıntı yok benim. Pistim olayım. Yalnız benim suçum ortaya çıkar. Çocuklara bir çamaşır alaydın. Çocuklara çamaşır alaydın. Elin çamaşırlarını göstermezler ortaya da. Bu çocuklar, bu çocuklar çamaşır elinde demezler. Elin çamaşırı çatta niye sakladın madem? Gelir diye giydiririm diye elin çamaşırlar ya alabastır diye. Niye ortaya yıkayıp da çalışma şeyi yok sende ya onda. Demet deyip de yapışıp da niye bu kıyıya koymadın, gardırobuna koymadın? Hmm, gardırobu mu? Çoğuların içinden soktun da attın iki gözü dışarı pisliğin içine. İki gözün içi dolu olduğu için ama her şey her senin tarafta. Senin de eşyalarında bir tanesini koymadın. Her tarafta. Senin de eşyalarında bir tanesini koymadın. Çok, pazarda çok. Pazarda alırım ben. Tamam o zaman çocuklara benim eşyalarımı, şunu mu, fırını mı, bilmem sakın tabaklarımı gönder deme bir daha. Hiçbir şey demedim ben çocuklarıma. Tamam. Onlar ben alıverin sen anne dediler. Al. Mustafa, bittecik eşyan olmadım orada. Mustafa, tamam. Fatma diyor ki, daha o evde oynamasının nedeni, şu anda izleyiciler Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmede görüyorlar bu görüntüleri. Hı. Yani şöyle, yani kızımızı hiç umursamıyor, o kadar hiç umurunda değil. Onunla, yani kızını arayan bir baba gibi değil. Benim vicdanım rahat olduğu için umursamıyorum. Nasıl? Vicdanım rahat olduğu için umursamıyorum. Kızı kaybeden bu borç umuracak. Kıskandırmak için de oynadı, tamam. Başka hiçbir şey değil. Kıskandırmak benim için. Benim kıskandırmak için oynadı, evin başka içinde. Hiç amacı yok. Evin içini kıskandırmak aynen için. Çünkü doğum günü kutlasalar, doğum pastası oyunda olur, doğum şeyi yaparlar mesela. Doğum günü iyi ki ne oldu ya. Başka bir şey değil. Amacı ne? Bak, sonuçta... Beni kıskandırmak için. Sadece beni yani hala kıskandırmaya... Kıskandırıp ne yapacak yani? Cinayetle ilgili konuşmanı mı engelleyecek? Tamam. Sadece benim kıskandığımı kıskandırma öğrenmek için. Ben öyle engellemem. Zırla kışkırtırım bunu. Konuşsun diye. Yani anladın mı? Kıskanan adam, beni kıskanan adam zırla konuşur burada. Yani seni i̇şte kıskandırırsa sen de ona olan sevgin, aşkın depreşecek. Hmm. Ondan sonra konuşmayacak mısın? Onu zannediyor da yani öyle bir şey yok. Amacı o yani. Geçenlerde şey burada demedi mi? Ağustos kurbana kadar, Ağustos'a kadar seviyordum. Öyle dedi de sonra pişman oldu söylediğini. Söyledi. Ben hiçbir zaman söylediklerinden pişmanım diyor mu? Yalan da onda. Yalan da onda. Peki o eve gittiğinde, biraz onu görünse ekrana da getireceğiz. İzleyiciler görüyorlar. Eve gittiğinde acaba
Hiç fikir yürüttün mü? Yani bir yandan çocuklarınla konuşuyorsun, bir yandan işte sevgilin de orada falan. Acaba Fatma bu evde Şükür'ü nasıl ortadan kaldırmış olabilirdi? Hiç düşündün mü Mustafa? Çok düşündüm, her şeyi düşünüyorum. Ne geldi mesela, ne yapmış olabilir? Ya şimdi mesela diyorum ki bunu bir sevgilisi birisi gördü de, çocuk gördü de. Acaba çocuğu mu verdi veya bu babasına mı verdi? Ben her konuda kendi kafama yorum yapıyorum. Evet, oynuyorum, zıplıyorum, kalkıyorum ama her kafamda da şey diyorum yani. Olayı çözmek için de çözmek için bir sürü tilki şey plan dolaşıyor, evet, yani. Evet, demin dedim ya mesela. Demin kahveye niye gittim? Bu adam benim küs olduğum adam nasıl buraya arayabiliyor? Nasıl buraya arayabiliyor? Niye başka bir vatandaş diyemiyor, bu arayamıyor? İşte buranın belediye başkanı var. Mahalle muhtarı var. Sana mobileti falan verdiği için önceden seni sürekli orada görmüş. Ya Didem Hanım, biz Isparta'ya bak. Babası da muhtarın oğlu. Aynen. Tamam. Aynı biz zamanda. Biz Isparta'ya gittik, motor evimin önündeydi. Isparta'ya gittik. Isparta'dan seçim davasına geldik. Seçim davasında verdim. Seçimde sattım motoru 1000 liraya. Ve aradan 2-3 ay sonra tekrar motoru parasını ödemediği için motoru geri aldım gittim. Daha sonra Isparta'dan sonra oldu yani. Aynen. Biz Isparta'ya gittikten sonra sattım. Mevzu şu. Yani Mevlüt'ün şimdi bazı gerekçeleri var ama ben diyor asla diyor Mustafa'dan korkmam diyor. Hiç korkmam ondan. Kimse kimseden korkmaz. Ama diyor başka bir gerekçesi var da yeri ve zamanı gelirse söylerim ben onu da. Şimdi şöyle yapalım. O evdeki görüntüleri, şu kaşık havası muhabbetini bir ekranlara getirelim lütfen. Sizin Instagram'da gördüğünüz. Kız arkadaşıyla oynuyor. Yok, çocuklarla da oynuyor. Tabii kız arkadaşını şimdi konumuzla şu anda bağlantısı olmadığı için kız arkadaşını hiçbir şekilde ekrana getirmiyoruz. Ama sonrası senin karşıma çıkacak ya dedin. Öyle dedi. Karşıma neden çıkacak? Öyle dedi. Karşına çıkacak ama ben şunu ya Mustafa şunu merak ediyorum. O sırada yani niye peki bunları böyle yani çocukları eğlendirmek için mi yaptınız? Niye İki yaptınız? İki tanesi ne? Mesela doğum günü çocuğu ne? Bunu kıskandırma için yaptım. Doğum günü falan olduğu için mi? Yok, ne doğum günü işte. Doğum günü de ne zaman hadi ben bunu ne zaman çektim? Allah Allah. Gidince çekmedin mi sen bu görüntüleri? Yok canım ya. Ha? Aradan iki gün sonra mı, üç gün sonra mı çektim? Hayır, yani sonuçta Isparta'dayken bunu. Bunu cumartesi günü çektim. Cumartesi günü. Peki sen o görüntüyü baktığında bir gülümsediğini gördüm. Dikkatli izleyiciler de fark etmişlerdir. Niye gülümsedin sen o görüntü ekranlara gelince Mustafa? Deli deli oynadığına gülümsedim dedim hanım. Başka hiçbir şey değil. Dedim hanım beni seviyor diye şey diyorlar ama ben onu sevmiyorum. Çünkü benim her şeyim ortaya attı. Ben neden seveyim? Benim hiçbir şey olmadı. Neden seveyim hala da? Neden seveyim? Ben serseydim başkasıyla konuşmazdım. Her şeyini ortaya attı. Sevgilinle mi ilgili mi? Hayır benim. Benim hiçbir şeyim olmadı. Yani seni katil olarak suçladığı için hem mi? Hem çocuğumu katil olarak hem hayatımı hiçbir şeyim olmadı. Ama sonuçta çocuğu ortadan kaldırdı. O beni suçladı. Ben onu mu suçladım? Ha, sen de diyorsun ki anne biliyor götürdü. Götürdü, yarı yolda bıraktı bilmem ne dedi. Bunu beni suçlayan gelmişsin. Çünkü ben ondan söylüyorum. Ben mi suçladım onu şimdi? Ama sonuçta sen diyorsun ki başına o bir şey getirmiştir diyorsun. Didem Hanım bir kız çocuğun annesinin yanında durur, babasının yanında durmaz. Hepsinin ben Isparta diyeyim. Bir de diyor ki ya bunu şurada bir yoldan giden bir kedi daha inanmaz buna ya. Bir ay öncesinden dedi de ya. Ya ben o gün eşyaları taşıdım gün mü kaybedeyim ben o çocuğu ya? Aynen planım ha? Öyleymiş. O kadar plan kurdum da o gün mü kaybettim ben o çocuğu dedim. Planım ona göre planınmışmış işte. He? En çok ne kanına dokundu? Ne bu kadar seni aldatıyor? Ben anlamıyorum. Aldattı dedi değil Didem. Sadece benim yaşadığımız 25 sene 26 senedir şey ettiğimi yani hayatımı ortaya yarattı. Anladın mı?
Sen de benim namusumuna oyna. Ben yaptıysam sen burada kendi ağzına söyledin. Susuvar mahallesinde çocuğu var, cücüğü var, çocuklar var diye sensin. Bekçiliği aramıyorum. Ben sadece çocuğumu arıyorum burada. Ben senin her şeyini ispatlıyorum ama sen benimkini ispatlayamıyorsun. Tabii sen gibi bir şey değilim ben. Sen burada ağzına demedin mi? Kızırın mahallesinde bir karıyla karının adını demedin burada. Kadının adını demedin. Veririm. Şerif diye adını demedin. Çünkü ben onları düşünmüyorum. Ben çocuk düşünüyorum. Çocuklarım var dedin, ispatla. Ben senin hayatını düşünmüyorum. Ben senin hayatını düşünmüyorum. O zaman niye ben senin namusumu oynadım? Senin pisliklerini ortaya atacak şey değilim ben. Ben sadece çocuk at, için ayırıyorum. At. Senin pisliklerini oruçacak şeyim vallahi yok. Bu çocuğu sen kaybettin. Öyle mi? Tamam mı? Sen kaybettin. Ondan sen. Yürek, öyle mi? Havaya sen havaya kaybettin. Bakıyorum. Tamam mı? Üstüne bir şey geldi, kaçıyorsun anandan. Ben suçlu olsaydım buraya katılmazdım. Ondan mı şey kaçıyorsun hemen? Üstüne olsaydım, bir laf geldi, beni kaçıyorsun. Tamam hemen mı? Kaçıyorsun ya, üstüne laf geldi miydi? O çocuk ne dedi de mesela hemen yayını terk ettin? Türkan ne dedi senle? Ona getireceğim ben. Esas benim derdim o. Şimdi bak bu da kendisi de burada. Tamam. Dedi ki amcam gibi dağdayken de biz eve geldik dedi. Evet. Çocuklar evdeymişmiş dedi. Evet. Bir gün önce de daha önce katıldığında da söyledi. Bak. İlk kez söylemedi bu arada Türkan. Evde de manepelevlen yoğudu dedi. Koltuklar yoğudu dedi. Evet. Ben şunu soruyorum dedim hanım size. Burada herkese soruyorum. Hı-hı. Bir amcası olmayan, yengesi olmayan bir eve, çocukları olmayan bir eve nasıl geliyorsun? Gelemez mi yani? Yani gelmez mi Türkan? Kapı kilitlidir. Ha? Kapı kilitlidir. Sen benim evime habersiz nasıl girebiliyorsun? Ay, kız evdeymiş, şükür evdeymiş. Yalan öyle diyor. Ya çocuk, biz daha da oluruz annesiyle de, biz daha da oluruz da çocuklar evde mi olur dedi mi onu? Neredeydi peki? Şöyle oldu mu Fatma? Dağdaydık. Ben de hepimiz dağdaydık. Çünkü Konya'nın şeyinde dağdaydık. Ya Türkan işte, niye böyle bir şey yap? Bak, 2010'da aldık işte, o kadar. İşte kendisi de açıklıyor. Bak dikkatimizi çekti işte. Ben bak Türkan'ı tamam bir dağılmayacağız yayını ama alırsın, Türkan bak ben. Bak tamam be, sorumu dinle. Olsun, tamam dur ya, sorumu dinle. Sorumu dinle lütfen. Ha. Ama kız bunu Türkan bunu yani senin yeğenin kardeşinin çocuğu 3 gün öncesinde katıldığı yayında da söyledi. Tamam. Dedi ki ben o zaman gelmiştim, çocuğu Şükür'ü görmüştüm ama o zaman... Anneannemin cenazesinde dedi bak. Ama Şükür'ü de gördüm, eve geldim dedi. Yok ya, mümkün değil. Ben annesinin cenazesine ben gitmedim Didem Hanım ya. Hayır, gitmedik demiyor, ya. Hayır onu demiyor. Ben diyor Şükür'ü gördüm diyor, kızı gördüm nerede diyor. Nerede görmüş? Dağda mı gelmişti, dağda görmüş? Hayır evde görmüş, evdeydi Şükür. Ya anne baba dağda oldu da ufacık çocuklar evde mi durur Didem Hanım? Etmen gözünü seveyim ya. Ya işte ikinizin uzlaştığı tek yer burası. Her şey olsa da her şey yalan. Bak uzlaştığı tek yer bu burası. Bu babasının kinini benden almaya çalışıyor. Beni kötülemeye çalışıyor. Bak şu anda ben onun yüzünden annemle babamla kötü oldum ben. Sadece ya şu anda. Sadece sana kızmıyor. Bak ona da kızıyor. Tamam kızıyor da yalan konuşuyor ama. Ben 2010'da aldım koltukları ya. İşte yalan desin ya. Çünkü eğer o gün yani Haziran ayında geldiğinde Şükür orada gördüğünde Şükür'ün bedeniyle sonra düğündeki bedeni arasında çok büyük fark olduğunu söylüyor. Hayır, tamam, ya çok büyük şey fark. Bu şu bakın, anlama gelir Mustafa. Bakın hamilelik mamilelik hepsi bunun yalanı. Çocuk kalıplıydı. Evet azıcık iri göğüslüydü, yalan yok. Kendisi gibi iri göğüslüydü. Alıp bir de uzun boyluydu. Onun hamilelik, mamilelik getirdi, götürdü hepsi yalan dedim hanım bak. İşte tamam. Yüzü de burada. Hep öyle kalıplı mıydı çocuk? Kalıplıydı ama yani benim dediğim doğru. Çocuk hamileydi yani. Aynen. O zaman Didem Hanım, hamile olduğunu bak mesela konduramadım dedi, sormadım dedi, bilmem ne etmedim, test yapmadım dedi. Bir kıza test yapmayan, sormayan hamileliği nereden biliyor dedim hanım? Ya işte çok ilerlemişse ancak anlayabilir. Duş aldırdıysa, banyoya girdiyse. Ya kızım yok sen ya. Bu çocuğu o zaman banyoya da soktu, banyo yıkadı, o zaman Meryem da soktu. Meryem öyle söylüyor ben. O zaman Meryem kimden diyor hamile olduğunu onu da öğrendi. İşte bence de öğrendi de ya söylemiyor. Ya şimdi burada yalanların aynen hepsi burada değil mi ya? Ya bir anne çocuğunun öyle görecek vücudundaki, canım, sonra içine saf, kapanacak. Saf oldun yani, kandırdı beni. Sadece ben yani hastaneye gidip de getirdim. Ya Fatmacığım sen... Hala hastaneye ya. 2-3 hafta sen şüphe... Bak, ben şey, kendim de anlamadım diyorum. Sen bize ne dedin? Kendim de anlamadığım şeyi çocuğumdan hastaneye. Bir hafta boyunca ben işte baktım, şüphelendim. Yok. Sonra Mustafa'ya söylemek için bekledim. Sonra da Mustafa'ya söyledim. Mustafa'yla beraber bir ay boyunca bekledik. Arkasından da tam Allah'ın işine bak ya, tesadüfe bak. Isparta'ya taşındığınız günün öncesinde de o gecede de çocuğu hastaneye götürüyor. Beklememek. Bekleme yok dedim hanım. Sadece Aral'dan şey geçtiği için bekleme bilen yok. Sadece yani beklemiş. Ya Mustafa böyle bir sadece plan yani yaptıysa. Beklemiş. Mustafa niye böyle bir abi o gün bekledim? O gün bekledim. İşte o gün tam sıra. Niye o güne ben kadar bekledim dedim hanım. Ya böyle plan yaptı sen ya planı anlamadın kötü mı yani? Dedim hanım ben kızıma diyelim ki bak bunun dediği iddiayı kabul edelim. Hı. Götürdüm diyelim. Getirdim yarı yolda bıraktım diyelim. Hı. Ben kızıma bir kötülük yapmış olsam gelir gelmez kız hamileymiş der miyim? Der. Normalde demesi lazım. Yani şu anlamda söylersin. Dersin ki hamileymiş ben kaybettim gittim diyebilirsin. Ben hastaneye götüreceğim. Hı hı. Test yaptıracağım.
Beni kandırma şimdi. Yakasından kurtarı gelelim anasının yanına. Ya da öğrendim kim olduğunu dersin. Ya da o da ha. biliyordur. Yok, ikiniz de biliyorsunuz. Anasını bu kızın yakasından tutarım. Bindirim mesela motoru götürmüş mü ya? Geri getirdim motoru değendirim bunu ya. Ama sinirlenmiş olabilirsin. Çocuk o sırada yola gelmiş olabilir. Ama biri götürmüş olabilir o sırada işte. Kim götürecek? Ne bileyim işte. Çocuk birini götürebileceği bir çocuk değil yani. Hepsi yalan ya. Ha? Benimkinden yalan, gerekinden gerçek. Kendi konuştuğu yanına kendi inanmıyor dedim ona. İnanmıyor. Kendi konuştuğu yanına kendisi inanmıyor. Hamile değildi. Ben de götürmedim diyorsun. Ya hamile olduğunu kabul ederim çocuğun ya. Kimden olduğunu sormadım dedim hanım ya bu kaç aydır ya. İkiniz de sorması lazım. Ha? Ya eğer bir ay boyunca bir babası ben susuyorsa. Ben bir ay öncesinden, bak bir ay öncesinden dedim diyor. Evet evet onu ben soruyor. Ben geleceğim bir ay bekleyeceğim. Bir şey bunun yanında sormayacağım ben kız öyle ne mi? Ne dedin? Ne diyorsun? Soruyor soruyla karşılık veriyor dedim. Olmuştur kabul etti. Olmamıştır kabul et. Başka bir şey yok. Şimdi Mevlüt seni orada gördüğünü hatırlıyor ya Mustafa. Öyle diyor daha doğrusu. Orada gördüm desin ya. Peki sen orada olup olmadığı ile ilgili bir hafızanı yokladın mı? Olabilir misin orada? Benim hafızam yerinde. Çünkü az önce demin dedin ya. Olduysam ne oldu ben diyor. Dedin, o yüzden Didem soruyorum. Benim hafızam yerinde. Saat gibi çalışır. Hayır az önce dedin ki. Hı. Ben köydeysem ne olmuş yani? Ben bu kızımı öldürdüğüm anlamına mı gelir? Tamam. Orada olduğumu kabul edelim. Ha işte evet. Oradaydım ya. Resmen oradaydım diye. Ha. Ya ben kızımı mı kaybettim? Kızıma mı kötülük yaptın? Ya bu benim kızımı öldürdüğüm anlamına gelmez ki. Niye bir başka bir vatandaş beni o kadar 5000 nüfuslu yerde, bir beldede kimse görmüyor, benim komşularım şeylerim görmüyor, o şahıs görüyor öyle mi? Ama işte günlerce inkar ettikten sonra ya da ben öyle olduğunu, öyle olmadığını söyledikten sonra sen kalkıp ben oradayım dersen sana da sorarlar. Sen bir ay boyunca orada olmadığını söyledin, Ben sana açıklıyorum, ben çalıştığım yeri, çalıştığım şirketin adı her sene verdim, burayı da adam aradı. Bütün her mesele, şeyim var, her şeyim benim ortada dedim onu, her şeyim mesele, orada. 2013'teki fotoğraflar çıkar o zaman. 2014'te çıkıyor ya. 2014'te fotoğraflar çıkar. Benim hepsi var lan benim, hepsi var. 2013'teki fotoğraflar çıkar o zaman. Çalıştığım benim her yerim. Şeyim var. Çalıştığın yerim var. 2014'ün fotoğraflar var. Ben o kadar gerize kalayım öyle mi? Ben o kadar gerize kalayım. Ben jandarmadan kaçacağım, firar edeceğim. Ben Facebook'ta şey paylaşacağım öyle mi? Hmm. He? 2014'te yok mu? Jandarmaya diyeceğim. Bak ben buradayım, ben burada paylaşıyorum diyeceğim öyle mi? 2014'te yok mu kaçaklığın? Niye çıkarıyorsun o zaman ya? İyi. O fotoğraflar. Ben hangi ayda yatırdım bana o bankayı? Hangi ayda yattın beyefendi? Ben orada şirkete şarkı yapmadım mı? Hmm. Çıkar o tarihte. Bankaya yatar, paraya çıkar. Çıksın! Merak etme sen. Ben jandarmadan kaçacağım, firar olacağım, savcıdan kaçacağım. Ondan sonra ben Facebook'ta şey paylaşacağım. Gelin ben buradayım, ben alın diyeceksin öyle mi? Ha? Tarihler belli. Tarihler belli, gittiğimiz tarihler belli. Belli olsun. Nasıl gitmedin o zaman madem? Neye paylaştın? Jandarmaya niye gitmedin o zaman? Niye paylaşmadın? O kadar kızın kaybolduğunda. Diyor jandarma ya, yok mu? Jandarma gelmedi mi? Jandarma. Bak bir. Oraya geçme de, oraya geçme. Bir şey soruyor, başka bir şey söylüyor. Ne diyorsun Fatma? Söyle. Jandarmadan korkuyorsun ya, tarih atmıyorsun ya. 2013'te yok, 2014'ün şeyinde var ya fotoğrafların. Var. O zaman ya sen yok muydu, kaçan yok muydu? O zaman ödedim ben o parayı. Ödedin miydi? Bir sene banka sonra ödedin. Bir sene sonra var. Ödedin, kusura bakma. Banka dokümanları falan var hepsi, tamam mı? Eve gittiğinde Tahsin'le karşılaştın da bir. Mustafa bir dakika, Mustafa bir dakika. Eve gittiğinde Tahsin'le oğlunla karşılaştın. Oğlunu doğum günü yapmak istedin. Oğlun tamam. Odadan çıkmadı. Sonra arkasından oğlun da şunu hatırladığını bize söyledi oğlun Tahsin. Dedi ki benim babam o akşam taşınmadan önce, Tahsin o sıra kaç yaşındaydı? 10 yaşında. Ben şunu hatırlıyorum. Tahsin oraya çocuğunun ifadesi o. Tamam. Bize söylediği daha doğrusu. Tamam. Babam o gece aldı ablamı götürdü. Bir daha da getirmedi. Tamam. Sen bunu oğluna sordun mu? Sormadım. Konuşmadın mı? Sormam. Neden sormaz Zidem Hanım? Ben size devireyim. Sormam, çünkü niye soracağım? Olanlar gerçek olduğu için sormaz. Çocuk gerçekleri konuştuğu için sormadı. Zidem Hanım bak şimdi ben burada konuşmak istemiyorum. Çocuk zaten kendinde değil. Tamam mı? Çocuk kendinde değil. Çocuğun tam manası psikolojisi bozulmuş. Zaten aynen. Çocuk rahatsız. Yalan bak, bunu koca kasabalıya sorabilirsiniz. Dosyalar getireceğiz dedim. Hasta olduğu çocuğun hasta olduğu dosyalar. Şükür'ün akli dengesinin. Nereye kaybettin onları? Cebime soktum. O çantanın içindeydi. Nereye kaybettin o çantayı? Evdeki kayboldu. Devletteki nereye kayboldu? Devlette mi kaybettin? Benim kızımın diyor, oğlumun da, hiçbir çocuğumun da böyle mental eksikliği yok demek istiyor. Aynen. Zihinsel olarak bir problemleri yok. Zaten askerden geldi diyor. Hem Şükür'ün de yoktu diyor. Çocukların tercih kimlik numarasında nerede mani olduğu çıkar. Merak etme çıkar o. Tamam. Peki sen çocukları sevgilinle tanıştırdın mı? Tanıştırdım. Araları nasıl? Araları 10 numara. Bana karşı soğuklar çocuklar. Soğuklar. Bana karşı çocuklar soğuk. Sevgiline nasıllar? Onlara karşı iyi. Onlara karşı sevgilin iyiler. Köyü sevdi mi? Yani Fatma oradan giderse orada gelip taşınacak mı? Gelecek yok, mi senin yanına? Yok taşınmayacağız. Biz Isparta'da oturacağız. Ha, köyde ot yaşamayacağım. Aa, bak orada Fatma haklı çıktı ama. Köyde yaşamaz dedi sevgilinin için. Ama temizlik yapmış.
Ya çalışacağız ya. Bir zamanım ya. Köyde iş, köyde çalışacağız. Vallahi billahi siz bunun bak şunu bak şunu. Ya dedim hanım çalışır. Köyde yapamaz diye düşünüyorsun. O anca şoför şey yapacak, hosteslik yapacak, bu da evde yiyecek. Ha yani sevgilisini çalıştıracak. Aynen. Ama öyle değil, evde bir görelim o görüntüleri. Evde bayağı bir... Sigortak Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeye koyar mısınız? Biraz sonra verelim ekrana. Şu anda o görüntüleri Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeye koyun. Yani Mustafa hem bir planı var, o kişi yanında tutuyor. Hem de sonrasında Isparta'ya gidecek. Koydunuz mu arkadaşlar yalan, görüntüleri? Yalan. Ve sevgilisini çalıştıracak. Kendisi yan gelip yatacak mı? Anca öyle gibi bir şey olur. Sadece çalışmaz ki. Aynen geçi gibi. Sadece çalışmaz ki. Çalışmaz mı? Çalışmaz değil mi? Çünkü çalışsa banka el koyar bunun parasına. Hala var mı? Var. Var. Yani. Bak bana sorun, benim bir şey yalan konuşmam. Çalışamaz. Parası değil mi? Var derim. Yani o yüzden doğru, o zaman peki. Ben şu anda eşimi çalıştırıyor, çalıştırmayayım önemlidir. Koyunu satarım, bankaya korum, o bankanın paranın faizi beni yine geçsin. Ölesiye kadar yine geçsindir. Ha. Tamam mı? Benim çalışmaya da ihtiyacım yok. Koyunları o yüzden mi satacağım? Anlayabiliyor musun? Anladım. Yani şu anda diyor benim çalışmama da ihtiyaç yok. Koyunları satarım diyor. Biriktiriyor. Ben bugün bankaya 1 trilyon koyacağım, 45-46 bin lira faiz alırım. Şu an yüksek çok, faizler çok ha. Yüksek. Biriktiriyor. Ama biz çünkü emekli olmak için mecbur çalışacağız. Geçeceğim bankaya, borcuma karşılık taahhütte bulunacağım. Evi kim temizledi bu arada? Evi kim temizledi? Sevgili mi temizledi? İkimiz temizledik. İkimiz yok dedim hanım, çocuklarım temizledi. Tahsin'im temizledi zaten evi. Yani o evin temiz görüntüsü biraz daha... Kameranı gösterdikten sonra Tahsin'im temizledi. Oğlun, büyük oğlun, oğlum, temizledi. Büyük temizledi. Askerden gelen temizledi. Evet. Yani ekranlara da gelsin. Dağınıklığı çocuğum temizledi zaten. Hayır, onlar dağıttı. Yok babası. Bunlar yani bu oradayken dağıttıydı ya. Ha, dağıtıyor. Hani kamera gösterdiydi ya. Evet. Ondan sonra çocuğumu askerden geldikten sonra topladı her tarafa. İşten geliyordu, askerden sen, gelmişti. Sen askere gitmiyorsun, sen evdeyken de öyleydi değil mi? Hmm. Ha? Yediğin bulaşıkları, bizinin bir tarafını, bulaşığın bir tarafını, bizinin bu tarafına çocukları yıkattırdın değil mi? Yok, ben işe gittiğim için çocuk yapardım. Hmm. Bir gelsin ekranı lütfen. Yedikken, içtikken temizler. İzleyelim o görüntüleri. Kürüm kıyafetlerini yaktın mı? Hayır, yakmadım. Ha, yakmadın onlar. Şurada dedi onları aşağı indir dedi. Ben de toz olduğu için dış attım. Ha, yakacağım dedin de o yüzden sordum. Yok, yani. Yok, orada bir sticker attığımız bir yer vardı. Evet. Orada dikenlerin üstüne atıverdim. Hala da bir şurada gördü hatta. Kıyafetleri yakacaktım, atmış. Yakacaktım, bir dedi yakma onları dedi, dursun dedi. O yüzden yakmadım. Ne düşünüyorsun kıyafetleri? Hiçbir şey düşünmüyorum. Acaba vicdan yok ki çünkü. Bir şey ifade etmiyor benim için diyorsun artık. Hiçbir şey ifade etmiyor onun için. Ha, onun için, senin için? Benim için her şeyi ifade ediyor çünkü o çocuğum. Yani giyse de giymese de eli var, şeyi var. Yani içinde vardır onun giydikleri de. Peki evi böyle gördün. Evi bayağı tertemiz duruyor ev. Evi çocuklarım temizledi. Onlar da geldi, sadece üstünden bir yüz şey geçtiler dedim hanım. Yani Tahsin askerden gelince evi temizledi. Aynen, sonra bir derin bir temizlik duvarın, yaptı. Benim oğlan duvarın aslarını vurmuş. Biz de boyasını yapmışız. Öyle diyor. Aynen. Evet, öyle diyor. Çocuğuma sorabilirsiniz dedim hanım. Peki sen çocuklarla konuştun. Çocuklar yani sevgilisinin babası. Çünkü kamerayla gösterdi dedim ama ben topladım evi dedim. Topladım dedi. Gösterdi ben çocuğuma evi. Babalarının gelmesinden, sevgilisiyle birlikte babalarının o eve gelmesinden çocuklar rahatsız olmuşlar mı peki? Yok dedim hanım. Çocuklarım öyle bir çocuk değil. Değil. Yani o şey geçen gün bunun olmadığı günde dedim ya hani mesela çocuk annesine nasıl şey ettiyse benim çocuklarım öyle bir şey yapmaz.
Bayağı yani kaynaşmışsınız ama. Karşılık vermez. Bayağı kaynaşmışlar ama. Kaynaşmış, benim çocuklarım öyle bir şey değil. Hatta bir fotoğraf var, onu Instagram'a koyar mısınız? Birazdan onu da ekranlara getireceğim. Yemek yedikleri bir fotoğraf var, aile yemeği yedikleri bir fotoğraf var. Onu da şimdi ekranlara getirsinler. Pardon, önce Instagram'a koyun lütfen, izleyiciler bir görsün. Bir aile yemeği de yemişler. Bayağı bir kaynaştınız o zaman Mustafa. Aynen. Siz. Başka çocuk olsa ikisini de döver, fırlatır, evden dışarıya katmaz ikisini de başka çocuk olsa. Çünkü yetişkin çocuklarım. Eğer başka bir şeyli bir çocuk olsa ikisini de katmazlar bunların eve. Nerede yaşayacaksan yaşa derler, katmazlar içeriye. Onu da hiç kimse kabul etmez. Onu da derler. Onu da derler. Niye çocuk, o çocuklardan değil Türkler. Peki çocuk, derler. Çocuklar korkuyorlar mı? Derler. Bir dakika, çocuklar korktukları için mi böyle davranıyor? Korku değil, dedim abla. O şey yok yani. Çocuklarımda o şey yok. Cesaret mi yok? Cesaret yok. Yani uyumlu mu? Uyumlu. Başka çocuklar gibi değiller. Başka çocuklar ama şimdi kim olursa olsun ablalarını işte öldürdüğü düşünen bir tane işte baba olacak. Baba sevgiliyle gelecek. Ya hangi çocuk olursa olsun tepki gösterir normalde. Tepki gösterir dedim. O tepki gösterecek çocuk değil onlar. Niye böyleler peki? Ya şeylerinden dedim. Normal değil ki yani. Yaşantılarından yani bizim yaşantımızdan. Sen peki ablalarının kaybıyla ilgili çocuklarla konuşuyor musun? Şükürle ilgili sana sorular soruyorlar mı şu anda? Yok dedim ama soran yok. Küçük olsa? Çünkü, yok. Çünkü dedin? Hı? Ne çünkü yani, bir şey dedin? Bildikler için, her şeyi bildikler için yani her şeyi aynı bildikler için bir şey soran yok. 10 senedir kaybolduğunu bildikler için. Her şeyi ne bilecekler? Çocuk Tahsin zaten yani senin iddiana göre götürüldüğünü görüyor. Çocuklar kaybolduğunu mu biliyorlar, evlendirdiğini mi biliyorlar? Ağzımdan ne duyduysa onu biliyorlar. Ağzından? Ağzımızdan ne duyduysa mesela diyorlar zaten annemle babamdan duyduk diyorlar dedim ama. Ne duydu çocuklar sizden? Yani kaçtığını, şey ettiğini. Başka bir şey değil. Kaçırıldığını değil mesela, öldürüldüğünü değil. Sadece evlendirdik mesela, kaçtı, kocaya kaçtığını biliyorlar çocuklar. Hep böyle çocuk, bu çocuklara da bu yalanı söylediniz ha, o zaman. Çünkü duydular dedi ama. Kaçtığını biliyorlar, evlendirdik mi kelimesini biliyorlar. Yani kaçtığını da biliyorlar, yani kendi kaçtığını da biliyorlar. Sonra evlendirdik dedik. Ama bu kadar ekranda konuşuyoruz. Tahsin özellikle baba diyor. Yani senin iddiana göre baba alıp götürüyor, getirmiyor. Bunun bir cinayet olduğunu hiç sormuyorlar mı kardeşimiz? Çocukların hepsi beni evlendirdiğimiz bilmiyor, kaçtığını biliyor da Tahsin nereden benim getirdim götürdüm biliyor. Evet. O biliyor değil mi? Hı? Tahsin değil, diğer çocuklardan bahsediyor galiba. Yasin'le Oğuzhan'dan bahsediyor galiba. Aynen değil mi? Onlar çünkü ermiyor aklı. Ben sordum hala Yasin'e. Oğlum hiç aklın ermiyor mu? Hayır dedi. Tahsin'in ne öğrendi? O soruyu da mesela hani kendi konuştu ya oğlum. 8 yaşındaki bir çocuk aklı ermiyor, 10 yaşındaki bir çocuk aklı eriyor değil mi? Mesela konu neden bana avukat öğretti gibi, lafı dedim. Getirdi, götürdü, hayır dedi, ben dedi böyle aklıma geleni söyledim. Aynı anda konuşmayın söyle evet. Yani hani sordum, söyledi ya televizyonda dağdaydı şey dedi. Ben oğlum onu Van öğrettin mi? Hayır dedi. Ben aklıma geleni yani bildiğimi öyle biliyordum dedi. Öyle konuştum dedi. Bana da telefonda niye öyle dedi ya? Ses kaydı aldım da. Ben Tahsin'den için konuşmuyorum. Yasin'den için konuşuyorum. He? Tahsin çünkü biliyor dedim hanım. Sadece o gece aklından çıkmadı dediği kelime o. Sen Tahsin'e kardeşin yanına gittiğinde telefon Tahsin sana gel diyor. Gel diyor anne eve dön diyor. Ama sen Tahsin'e diyorsun ki ablanın başına gelen benim başıma da gelir diyorsun. Aynen yani onu kaybetti. Yani ben de sevgi saygısı bitti. Ben boşanca ne oğlum dedim. Ablanın başına gelen. Ablanı kaybetti dedim. Ablanı kaybetti bizi arattırmadı. Yani beni de dedim salmıyor, şey etmiyor, beni de kaybedecek dedim onun için yani. Kaybetmek ne demek? Bak, yani dedim ablasını salmadı. Ha? Ben daha salmadı mesela. Bir de, bak diyorsun ki ablanı kaybedecek, beni de kaybedebilir diyorsun. Kaybetmek aynen. Demek, ablanı öldürdü, beni de öldürebilir demek değil mi ya? Açık ve net yani. Niye daha lafı kıvırıyorsun canım ya? Yani o şeye varıyor ama kaybedemez. Sen Tahsin, yani Tahsin'e... Çünkü benim bana şey yapamaz, kaybet. Çünkü benim bilmediğimi biliyor. Bilmediğini biliyor. Aynen. Yani beni inandırdı ya her şeye. Şu fotoğrafı merak ettim. Siz ekranda gördünüz. Bir aile yemeği yemişler. Bir gelsin ekranlara lütfen.
bir şey yazmış gruba. Ona gideceğim ama 5-6 dakikalık bir zaman istedi. Hızlıca halletsin gelsin lütfen. Sonra arkasından bir ihbar gelmişti. Muhabirimiz şu anda orada, o ihbar noktasına gideceğiz. Çünkü bunu bir cinayet olduğu artık değerlendiriliyor. Ve evladınızın cesedi aranıyor. Yani ihbarlar da bizim için çok kıymetli. Olası yerlerden birine bakacağız. Ama ben bu yemeğe baktığımda şimdi... Tahsin burada biraz sanki sinirli gibi fotoğrafa baktığımızda. Yok yok, onun tipi öyle ya. Tipi mi öyle? Sinirli değil mi? Öfkeli değil mi sana? Aynen. Ya bana azıcık çocuklar soğuk duruyor ama. Soğuk ama sinirli değil diyorsun. Yok, sinirli değil. Azıcık ama soğuklar ama. Hı. Azıcık bir soğukluğu var yani çocukların ama. Sevmezdi de var. Bir dakika, bunu sevmezdi Tahsin'i. Tahsin babayı sevmez mi? Sevmez. Neden sevmez? Sevmez. Çünkü onlar neden çok, sevmez? Doğru, onlar doğru çok bir şey. Niye sevmez? Ya anlamadım işte. Yani onun hep parasını yedi, hep şeyini yedi. Sevmez babasını. Hep karşılık verdi o, bu ona. Tahsin'i çalıştırdı, parasını babası mı yedi? Evet, hep yedi. Öyle mi yaptın mı onu, çocukları çalıştırıp? Yani şimdi koyunum bankaya yatırsam koyunum diyor ya, koyunum çocuklarım sayesinde aldı devam. Kendi çalışıp da bir yere çalışıp da almadım. Aslında şunu, biz ablamla ikimiz diyor, sürekli hayvanlara giderdik, ot tatmaya giderdik. Babam ortalıklarda olmazdı, çalışmazdı ya diyor. Ben size, ben size bir şey diyeyim. Ben çocuklarımın parasını alıyorsam, gidip içki mi içiyorum, kumbar mı oynuyorum? Hayvan şimdi dedin ya, bankaya koruma şeyden. Yemin alırım, samanını alırım, eve yiyecek içecek alırım. Almayayım mı yani? Bak ben alırım ama eve harcarım diyor. Devam mı? Gel demedim yani, demin. Ama şimdi diyor ki, bak o da duymadın sen onu. Şimdi diyor ki koyunları alıp Tahsin'in olan yaptığı koyunları alacak, satacak. Bankaya yiyecek. Çok sevgiliyle yiyecek. Ben koyunu neden üretmişim sorsana bir. Çocuklarım sayesinde. Ben koyunu neden çoğaltmışım? Çocukların sayesinde. Çocukların sayesinde. Çocuklar benim sayemde. Kendi bir yerde çalışmadı. Mustafa hiç şey yok mu, hiç emeği yok mu hayvanların sadece üzerinde? Sadece çobancılık yaptı dedi ama biz de çobancılık yapıyordu. Saat 5'te çıkardıysa, 4'te çıkardıysa 10'da kattı. Gitti kahvede oturdu. 4'te gitti çıkardı. Şimdi sen eve gittiğinde o fotoğraf tekrar gelsin ekranlara. Sen daha doğrusu eve gideceğim, geleceğim. Seni oradan sen işte babanın işte ablanı götürdüğünü söylüyorsun. Bu yalan. Geleceğim, sen bana iftira atıyorsun dedin oğluna burada. Tamam, geleceğim dedim. Seni o evden kovacağım dedin, dedim. Ama kovmadın. Niye kovayım çocuğu ben? Çocuk yönlendirmeyle yürüyor. Niye kovayım ben çocuğu? Ben burada ama. Dedim. Çocuğum ne derse ben kabulümdür dedim. Evet, sonra da kızın ama. Kızarım. Çok öfkelendi ama kızarım, kızarım. Evde niye tutmaya bilmiyorum? Devam niye ettim. Yalan konuşuyor? Şu anda öğrendim bunu yönlendirmesi. Tahsin öyle mi dedi? Aynen. Annem beni yönlendirdi mi dedi? Aynen öyle dedi. Yok canım, sadece bunun şeyiyle dedi. Demedi mi dedi? Ses kaydında demedi mi? Hayır ama şeyi de söylüyor yani, babam da bizi yönlendirdi diyor. Kim? Yasin. Yasin. Ya ben tamam yönlendirirsem hadi diyelim ki 3 sene sonra 3,5 sene kayboldu diyelim dedim. Ama çok önemli bir şey, niye böyle bir şey söyleyesin? Tamam dediğimi kabul edelim. Kabul ama edelim, ben çocuğuma böyle götürdü getirdi diye bir kelime dedirttirdim mi? Veya annem kaybettirdi dedirttirdim mi ben çocuğu? Ya böyle bir şey annem bana söylettirdi demedi hiç. Hayır. Demedi yani, bak canlı yayında da demedi yani, demedi. Kim demedi? Tahsin demedi. Tahsin böyle bir şey tamam, demedi. Der mi? Hatta canlı yayına da bağlandı. Der mi? Ama ben ses kaydında yaptı dedi, konuşmadın mı çocuğu? Onu hatırlamıyorum yani annem bizi aradı, sadece şunu söyledi. Ablamla konuştuğuyla ilgili meseleyi söyledi ama o gün çocuğu hastaneye, şükür hastaneye götürdü babam. Bunu beni annem yönlendirdi demedi. Ya tamam demedi de. Evet, sen dedi diyorsun de demedi, ben de kendimden şüphe ettim. Annem böyle böyle mi dedi dediğinde, öyle dedi dedi. Şunu söyledi. O seni sıkıştırmanla dedi. Lan ben ses kaydında ben buradan aradım onu, otelden aradım. Otelde. Ses kaydında aldım. Ses kaydı almadan önce belki de tehdit ettin çocuğumu. Niye tehdit edeceğim ben? Kimden tehdit edeceğim? Ulan telefonlarım var, ses kaydı şey alsın tamam, lan. Tamam açmazsın. Elinde olan bir şey. Tamam açmazsın. Ses kaydını soracaksın. Ya ne derse desin benim kabulüm. Ses kaydını soracaksın. Ama benim götürdüğümü getirdim şey. Çıkarın yanında piyasaya. Biri var mıydı? Çıkarın lan piyasaya. Yanında biri var mıydı? Kimse yoktu. Nerede yoktu? Ses kaydı alırken. Ses kaydını ben kendi telefonumdan almadım. Tamam. Başkasının telefonunu aldım, ben kendi telefonumu konuşursun, ses kaydını sonra açarsın. Elinde olan bir şey. Bu kadar kafan çalışıyor değil mi senin? Evet. Niye o zaman ben cezaevindeyken orada bırakın karakola gitmedin mi? Şimdi aklıma çalışıyor. Sen niye gitmedin sen yanında dura dura. Bu kadar kafan çalışıyor da senin. Evet. Yalançılar konuşa konuşa aklım çalışmaya başladı. He. Sonra daha yeni çalışmaya başladı değil mi? Yeni çalışmaya başladı. He, daha yeni şarjı diyor yani. Şarja soktun mu kafayı? Soktum. İyi. Benim götürdüğümü, getirdiğimi, kaybettiğimi hepsini ispatla ki ondan sonra bana suç at. İspat istiyorum. İspat istiyorum senden. Oldu. İspat istiyorum senden. Şey yok bende. Ne yok? Senin şey ettiklerin kadar bende kimse yok. Yok mu? Yok. O yorumlarda yönlendirmiyorlar mı seni? Yönlendirmiyorum da sen kadar kurnaz değiller. İyi yorumlara bile karşılık veriyorsun, güzel yazıyorsun değil mi? Sana ne? Sen benim yorumlarına niye bakıyorsun ya? Niye senin, takip ediyorsun yorumlarını? Ben senin yorumlarını takip etmiyorum. Seninle, yazışan adamlar bana atıyor. Seninle öyle yazışan mi? Adamlar bana atıyor. Bak orada dedem anama attım bak, duvana yattım bak. Sen takip etmeyeceğim, eden mi hiç? Tamam.
Şimdi köyden bazı ihbarlar, sen gidip Isparta'ya gidip buraya geldikten sonra bazı ihbarlar gelmeye başladı. Tamam, o ihbarlardan birisi de babanın evinin orada, yani senin babanın evinin orada bir Sasim Bey'in orada eski bir köy mezarlığı varmış. Var mı orada bir mezarlık? Var, sağda mezarlık, solda mezarlık, önde mezarlık. Evet. Aynen. Oraya bir bakmak istedik biz canlı yayında. Vallahi Didem Hanım, istediğiniz yere bakın. Ben buradayım, sıkıntı yok. İstediğiniz yere aran, kediyle, köpeğiyle, davarla, tavşanla, polisiyle, canım, istediğiniz yere. Tamam mı? Nereye aramasınlar sadece? Sadece nereye aramasınlar? Aramadıkları yer neresi sadece? İstediğin, nasıl neresi? Bayağı. Hani sen biliyor musun aramadıkları yer neresi? Ya, biliyorum, sen biliyorsun. Emin konuşuyorsun ya. Nereye aramasın? Sen biliyorsun nerede olduğunu Osman? Sen konuşuyorsun. Aramadıkları yer neresi? Sen ne konuşuyorsun ya? O zaman biliyor musun nerede olduğunu sen çocuğum? Öyle mi? Eminsin ya bulunmayacağından. Ulan bulsunlar ha! Bu, söyle de bulsunlar. Bulsunlar ha! Söyle. Sen söyleyeceksin onu. Ben nereden söyleyeceğim? Tamam mı? Sen söyleyeceksin onu sen. Öyle. Peki bulunmayacağından böyle nasıl emin? Emin dedi var mı konu bulunmayacağını. Çünkü iyi saklamış. Nasıl saklamış olabilir kızını? Bilmiyorum dedi var. Ya yardımla sakladı ya da kendi sakladı. İyi bir yerde sakladı çocuğu. Aynen. Ya baban aynı şeyi mi düşünüyorsun? Yani çocuğu kim öldürdüyse vücut bütünlüğünü bozduğunu mu düşünüyorsun? Ya dedim ben sonradan değiştirmiş olabilir yerini. Yani çürüdükten sonra. 10 sene geçti aradan. Yani 10 sene. Burada dedi. Bir gün önce dedi çuvallara çünkü koymuştu, parça parça atmıştı dedi. Emin konuşuyor. Ben köyden Eğirdir Gölü'ne getirmişim, atmışım. Ondan sonra bir gün dedi yakmış olabilir dedi. Değil mi? Yani yapmış olabilirin dedin. Yapmış olabilirin de belki dedin. Değil mi? Ben mi dedim böyle kelime? Böyle bir kelime hani çıktı mı ağzından? Dediğin gibi. Hı? Yapmış olabilirim, öldürmüş olabilirim. Şimdi, şöyle yapalım, evin oradan... O zaman yaktıysam, gömdüysem bulun o zaman. Tamam. Bulun. Tamam. Tamam mı? Tamam. Senin bu odada, onda demek ki sana birisi yorum yapmış, böyle böyle dedi Mustafa dedi değil mi? Hmm. He? Yaptıysam bulun lan o zaman. Tamam mı? Dağları didik, didik aran. Tamam. Sen de geç, sen de yardımcı ol. Tamam. Tamam mı? Ben gitmiyorum bir yere. Sen git aran her tarafı var. Yaptıysam, gömdüysem, kestiysem, biçtiysem, vücut bütününü bozduysam gidin aran o zaman. Nerede o zaman çocuk? Sen vuracaksın onu. Sağ mı? Buraya sen çıktın çocuğun sağ arabaya. Sağ mı çocuk? Tamam ben çıkmadım, sen çıktın. Çocuk sağ mı? Tamam bulun o zaman. Çocuk sağ mı diyorum? Sağ olup olmadığını sen bileceksin. Sen biliyorsun ya, sağ diyorsun ya. Ya sağ olsa da ölüyse de bulun o zaman. Ben öldürdüğüne inanıyorum. Tamam bulun o zaman. Öldürdüğüne inanıyorum ben. Tamam mı? Bulun o zaman. Öldürdüğüne inanıyorum. İnanıyorum dedi oğlum. Çünkü çocuğumun çıkmayacağına benim. Yani bu şeyde iki aydır niye bir arayan soran yok? Şurada diyen yok. Bak. Sen tehdit etmiyorum ama resmen tehdit ediyorum bak. Nereden çıkacaksın? Tamam. Nereden çıkacaksın? Çıkarsın sen. O ya, ağzından çıkarıyorum ben. Bir saniye. Şu gelen ihbar çok önemli. Çünkü ikiniz de birbirinizden şüpheleniyorsunuz. Şimdi... Mustafa, sana sorayım önce. Sor. Katil kim bilmiyoruz. Ama öldürdüyse sen kocandan, babasından şüpheleniyorsun. Öldürdüyse Mustafa şimdi nereye gömmüş olabilir? Nereye götürmüş olabilir? Hiç bir fikrin yok mu? Dağların her tarafını biliyorum ben ya. Evet. Yani bir sen de kocanı tanıyorsun. Dağların her tarafı yol. O da biliyor. O da biliyor. Aynen. Nereye götürsün, götürsün. Nereye götürsem, nereye gömdüysem. Nereye götürmüş bunu olabilir? Nereye götürmüş olabilir? Tamam. Yani şey, yani insanın gitmeyeceği yer şey tarafı, kendilik tarafı. O tarafa insan gitmez belki. O tarafa kendilik o tarafı da var. Ardışı tepesi de var, Şekirler şey, tarafı da var. Akşehir tarafı da mesela. Barakaya tarafı da var. Bu tepenin her tarafı var. Götürse kimse bilmez. O tarafta da serbest. Her taraf serbest. Siz devam. 4 saatin içinde çok ben kendiliğe götüreceğim 4 saatin içinde. He? Çok. Yani dağın her tarafı şey. Şimdi gelen ihbarlar önce baba evinin orada bir eski bir köy mezarlığı var demiştim. Büşra babanın evinin orada. Siz eskiden orada oturuyormuşsunuz. Babanın evinin orada oturuyor. Benim evim var orada ya. Evet öyleymiş var evet. Orayı bir görelim. Arkasından bizi köy mezarlığına götürecek. Büşra görelim. Neredesin şu anda? Anlatır mısın? Büşra da çok hasta bu arada. Geçmiş olsun bir kez daha. Didem Hanım merhaba. Geçmiş olsun Büşra'cığım. Çok teşekkür ederim Didem Hanım. Vallahi yayında da söylemeden edemeyeceğim. Bugün sizi yayında görünce bir enerji topladım. Açıkçası çok güzel gözüküyorsunuz Didem Hanım. Çok teşekkür ederim. Şu an Mustafa Bey'in babasının evinin oradayız. Tahsin Bey'in evinin oradayız. Kendileri de az önce söylediği gibi bir ara burada yaşamışlar. Kameraman arkadaşım İsmail Arputlu gösteriyor. Hemen bu görmüş olduğunuz evde yaşıyordu Mustafa ve Fatma Erdem çifti çocuklarıyla birlikte. Hatta büyük oğulları Tahsin'in yaktığı konuşulan evde yine bu ev.
burada bir dönem yaşadıktan sonra şu an oturdukları eve yerleşmişler. Bir dakika lütfen Büşra'cığım. Hatta burada ancak... siz, bir dakika Büşra, siz burada çocukları yalnız bırakmışsınız. Çocuklar evde, evet, yalnız kendisi kalmışlar. Ve işte kendisi sobayı dides, yakarken... Dides vardı, dides var. Ben koyuna gitmiştim, bu da işe gitmişti. Dides vardı başlarında. Çocuklar o evi yakıyorlar, Allah'tan bir şey olmuyor çocuklara. Sadece... Şükür çıkarıyorlar. Kurtarmış ha. Şükür evde miydi o sırada? Evde yok, okuldaydı. Şükür de okulda yani. Okulda mıydı? 2007'de. 2007. Devam edelim Şuracığım. Anne ve baba burada yaşamaya devam ediyorlar. Burası tabii babadan kalan bir toprak. Hemen arka tarafta yine artık kullanılmayan bir ev var. Buradan samanlık olarak kullanılan, yani daha önceden samanlık olarak kullanılıyormuş. Şöyle girelim içeriye. Samanlık olarak kullanılan ancak daha sonra baba Tahsin Bey'in sebze ekmek için kullandığı bir alan var. Şimdi de sobasının küllerini falan işte buraya attığını söylüyor. Atıl olarak kullandıkları. 2014 yılından beri burası bir bölüm var. Bir dakika. 2014 yılından beri burası ne olarak kullanılıyor Fatma? Samanlıktı. Samanlık. Yani samanlıktı. Yani kızım daha yeni, göçtü onun üstü ya. Ha, yeni göçtü. Daha yeni göçtü. Ondan sonra orayı topladı, düzeldi. Oraya domat biber ekiyordu yani. Fidan ekiyor. Kızınız kaybolduktan sonra burada diyorsunuz. Ya 2000 biz İspartadan geldikten sonra değil mi? Tane 2018. Samanlık mı vardı kızınız kaybolduğunda burada? Belki de 2020'den sonra ya, yıkıldı orası. 21-22. Anladım. Devam et Büşra'cığım. Yine burada da tandır olarak kullandıklarını söyledikleri bir yer var. Hemen karşıda da ateş yakılan alanı göreceksiniz. Burası da yine atıl olarak kullanılan yerlerden birisi. Sağ tarafa doğru ilerleyeceğiz birazdan. İlerlemeyelim. Bahsi geçen. Bir dakika, ilerlemeyelim. Tamam. Bu tandıra dönelim. Bu tandır ne zamana kadar aktifti Fatma? Tamam. Baştan beri devam et. Aktif mi? Hala aktif. Hala kullanılıyor tamam, yani. Aynen. Ben gel 25 senedir aktifti tamam. Peki katil kızını bu tandırda yakmış olabilir mi? Yok tamam. Yaktığını iddia ediyorsun ya. Bilmiyorum. Yok. Sanetme. Didem Hanım daha bak yani çok saçmalanıyor bak. Ben yaptın daha şu 3-4 sene yarısı da babamla küsüdüm. Ben küs adamın olduğu yere çocuğumu götürmeyeyim, olara yakamayayım, keser miyim ya? Didem Hanım dağlardaş daha bunlar, boş. Bu da da saçmalık bir şey olmaz ya. Ona götürse daha dağlardaşa götürür. Dağlardaşa götürür. Babası bilmiyor çünkü, annesi yani bilmiyor. Ben daha şu 2-3 sene yarısı da babamla annemle küsüdüm ya. Yok küstü. Ben bu adamı yaşayamazdım. Küçük çocuğumu götürdüm de bana yardım etti. Ne yaptın bunda ya? Küstü. Hiçbir yerde yakacak yer bulamadım. Ben bu tandırda mı yaktım ben bu çocuğumu? Ha, yaktı dediği için soruyorum ben de. Ya, ne zamandır aktifti ya. Yani. Yaktı diyor çünkü Fatma'nın iddiası o. Ya, yani, o kadar emin ki diyor bulunmayacağından çocuğumu yakmış olabilir diyor yani. Yani hayır, yaktıysam çocuğuma bir kötülük yaptıysam babamın evine mi götürdüm de yaptım ben bunu? Tabii, değil mi? Ne yapmam ya? Ama arası iyiydi diyor. Kim iyiydi ya? Ama böyle hiçbir dede kabul etmez, onu aynen söyleyeyim yani, etmemesi lazım. Vallahi babam beni keser, beni yakar, ben çocuğu torunu yine yaptırtmaz ya. Tamam, devam edelim lütfen, devam et Büşra. Kameraman arkadaşımın inmesini bekliyorum, ben de yardımcı olayım kendisine. Şimdi buradan ilerlediğiniz zaman artık köy yoluna doğru geliyorsunuz Didem Hanım. Beyaz ayarını yapsın, kameraman tamam yaptı, aşağıdan... devam edelim. Beyaz ayarını yapar mısın? Yaptı tamam, devam. Tamam. Şimdi burası, şuradan göreceksiniz şimdi. Burası normalde bizim araçta kullandığımız Çarıksaraylar kasabasına ait olan ana yoldan içeriye girdiğinizde kullandığınız bir yoldan da içeriye girip giriş yaptığınız bir alan. Şimdi evden çıktığınız zaman karşımızda hemen göreceksiniz eski, oldukça eski bir mezarlık var. Size burayla alakalı bir ihbar. Biraz yavaş git. Büşra, biraz doğru ilerliyoruz. Yavaş git. Kameraman sana yetişemiyor. Şunu merak ediyorum. Ayak burası acıdığı için yürüyemiyor. Evet evet. Evet. Bu ne kadar uzaklıkta burası? Yok ya, babamın demek ki gösterdiğiniz tandır samanlık dediğiniz yerinde 50 metre evin, yok. Senin şu anki evin oraya ne kadar uzak? Evim arasıyla bir kilometre bilemedin 1,5 kilometre. 1,5 kilometre. Tamam. Kameraman da geldi. 1,5 kilometrelik uzaklıkta evlerine. Devam edelim. Evet, şimdi evi görüyorsunuz, ev burada, mezarlık burada, hemen şurada kenardan girelim. Ana yolu da hemen göster, İsmail ana yolu da gösterebilir misin? Çok oraya gitmene gerek yok. Ana yolun dibinde bir mezarlık, buradan yaklaşık bir 5 dakika falan yürüdüğünüzde de Mustafa Bey'in evine varabiliyorsunuz.
Şuradan şöyle dikkatli bir şekilde girelim biz mezarlığın içerisine. Gelen ihbar şuydu. Yani kızını öldürüp orada eski mezarlık var. Oradaki eski mezarlığın bir tanesinin üstüne gömmüş olabilir. Didem Hanım, bu kadar ben saçmalık bir şey görmedim ya. Ben doğruca dağla durukan, taşla ıssız yerle durukan, ben iki yolun anasına, köyün içine getireceğim, çocuğumu gömeceğim. Şu kenardan gidelim de. Sence mantıklı mı bu ihbar Fatma? Olabilirdi. 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 Devam edelim şu an. Şimdi Didem Hanım, kameraman arkadaşımla benimle beraber ilerliyor. Hemen karşıyı da görelim. Sağ tarafta bir tane. Üst tarafta mı mezarlık Didem Hanım? Çamların olduğu yerde mezarlık. Anladım, bir de burada. Bir de burada bir mezarlık var. Şimdi burada şuraya doğru ilerliyor. Tabii yeni insanlar yapmaya da başlamışlar. Çok eski mezarlar da var. Gördüğünüz üzere eski taşlar yani. Allah rahmet eylesin evet, bu arada. Evet evet. Yani şurada tarihini okumaya çalışayım ama. Bura yok, yukarıda şeyler var, şey, köy var, oranın mezarlığı burası. Sonradan yukarı çekmişler. Yani eskilerin şeyi. Yani atalarını sonradan yeniliyorlar mezarlıklarını. O ihbar eden adam iyi güzel ihbar etmiş. Vallahi bravo. İyi ihbar etmiş. O kadar köyün içine ben getireceğim, o kadar milletin içinde çocuğumu oraya gömeceğim öyle mi? Bu kadar ben, bu kadar bir saçmalık bir şey görmedim ben. Gerçek söyleyeyim, ben böyle saçmalık bir şey görmedim. Fatma olabilir dedi. Ha, şimdi ben böyle konuşunca niye böyle bir şey konuşuyor? Niye böyle şey etti? Acaba böyle bir şey yaptı da mı işte böyle konuşuluyor? Ya istediği yer aransın. Ama o kadar dağlarda ıssız yerler varken ben köyün içine getireceğim, köyün içine bunu gömeceğim öyle mi? Bir tane vatandaş görmeyecek mi? Görür mü Fatma? Görmez değil mi? Çünkü ıssız orası. Bir aile var orada. Kimse yok başka. Yani babası var, diğer başka komşular. İki aile daha var. Onlar da Erdem sülalesi. Ha, onlar da Mustafa'ların akrabaları Erdem. Yani. Ulan o da bayramda, seyranda, o da arkada, o da millet anasının, babasının, ebesinin, dedesinin şeyini geliyor, orada okumaya geliyor. Hiçbir vatandaş oranın kazı olduğunu görmeyecek, öyle mi? He? Olabilir, bilmiyorum. Gerizekalım olmasam ben bu sabahta da daha durmazdım zaten. Devam et şu an. Bir de olabilir. Akıllıyım diyorsun ya. Sen akıllısın ya. Bir dakika lütfen. Sen akıllı olduğun için konuşuyorsun işte. Söyle bir şu an. Didem Hanım, Fatma Hanım'ın bahsettiği evler. Şimdi şöyle evet, karşı tarafı görürseniz. Karşı taraf. Evet hani evler falan yok. Hemen sağ tarafta bir tane ev var. Sol tarafta eski bir tane ev var ama orada oturan var mı bilmiyorum. Bir de hemen şurada karşıda gördüğünüz babasına ait ev var. Burası yol kenarı diyoruz ama. Hani ben tabii biliyorsunuz hani yaklaşık iki ayda babası görür. Baba görür. Orada Mervis Şahin var, Osman var, bilmem ne de o dedi. 5-6 tane aile yol var. Yol olmasına rağmen şöyle çok aktif bir yol değil burası. Yani hani atıyorum gece 10'da 11'de inanılmaz bir trafiği olan bir yol değil. Issız, tenha oluyor yani. Burası. Babası da erken yatırdı değil mi? 9'da yatırlar babası gibi. Yani o komşular da hani 9'da yatırlar. Nasıl? Yani saat 9'da 10'da yani 9'da 10'da yatarlar. Aynen. Ayakta durmazlar. Yani 9'da 10'da yattıkları için orada ne yaptığını bilmezler. Zaten Mustafa da 8'den 9'dan sonra götürdü diyor. Aynen. Özellikle o saati seçti yani. Tamam işte evden o çıkardı saat o. Sen gerçekten Mustafa'nın eğer götürdüyse hastaneye götürdüğüne inanıyor musun? Yok tamam, hiç inanmıyorum şimdi. O zaman nasıl inandın? Ya o zaman da inandırdım. Ben inandırdım. Ben inandırdım. Ya çok saçma, inanmaması lazım yani. Ya ben böyle saçma bir şey görmedim ya. Tamam. Anlatacağım var mı Büşra? Sonra bir bilgi daha verelim, bir iddia daha verelim. O Büşra'ya, Büşra Hanım'a da söyle. Büşra Hanım, jandarmaya şeyde kazın, o mezarlığı komple bir kazın bakın. Üstüne neresine gömdüysen bir çıkarın bakın oradan bir. Büşra, jandarmaya ile konuş da orayı komple, o mezarlıkların üstüne, eski mezarlıkların üstünü komple bir kazın bir. Biliyorsunuz jandarma komutanlar herkes Sayın Savcımızın talimatıyla. Zaten takip tamam, ediyoruz. Tamam Savcı Bey, Savcı Bey'imle de konuş. Evet. Şu Büşra'nın arkasındaki yol da benim eve gider. Didem Hanım isterseniz yeni mezarlığa da çıkabiliriz. Tamam, bir de arkadaki yol da benim eve çıkar diyor. O arkandaki yol da bizim eve çıkar diyor. Orada değil, arkandaki. Arkadaki yol onların evine gidiyormuş. Evet evet. O yol da bizim eve gider. Evet evet, evet biliyorum biliyorum.
Yeni mezarlığa da çıkalım Didem Hanım, çok yakın. Bir de orayı da gösterelim size isterseniz. Ama orada yeni mezarların olduğu bir yerde böyle dikkatini, yani gerçi 10 yıl olmuş, toprak falan çok yani değişmiştir ama bakalım tabii, bakalım gelmişken de. Bir bakalım lütfen. Tamam, çıkalım oraya da. Sen oraya çıkarken ben Fatma'nın bize Fatma, şimdi hocan öldürdüyse sen de düşünmüşsündür. Bu çocuğu işte öldürdüğünü düşünüyorsun artık. Nereye götürmüş olabilir? Nereye alıp? Demin dedi ya, Kendirlik tarafına götürmüştür, uzak. Kendirlik tarafında bu dedesine ait bir ev olduğunu söyledin. O evet. Kendirlik tarafı mı? O taraf. Dede, hiç bugünü dedesine yakın bir evi bugüne kadar söylememiştim. Biz de yayın evet. Öncesi söylemiştim. Yani bize. Konuşunca aklıma geldi dedim. Orada taraf çok sabit. Yani o tarafa fazla insan gitmez. Dedenin nasıl bir yeri var orada? Ev var orada, ev vardı yani. Yaşadığı ev vardı. Dedesinin yani evi orada vardı. Orada evler çok, damlar çok. O tarafta yani şeyli damlar çok, yaşantı damlar. Yani önceden. Peki orası, orada yaşayan insanlar var mı? Yok, şimdi kimse yok. Ya yani 10 yıl önce var mıydı? Yoktu. O kadar ıssız bir yer. Issız. Bir şey var mı böyle, bir ev falan? Bir ev yapık evler vardı da şimdi yıkılmıştır belki. Yani o zaman daha sabit olan evler vardı. Peki ne oldu da dedesine ait eve götürmüş olabileceğini düşünüyorsun Mustafa? Yani en şeyli yer olabildi tamam. Adam geçmeyecek yerler mesela, şeyli yer. Eve, mesela, eve ne kadar uzaklıkta sizin eve? Var, arası var, epi var. Ne kadar var? Yani... Bir saat? Tam, bir saat bulur. Bir saat çünkü bulur. Bayır çıkacak. Bayır çıkacak. Bayır çıkacak. Peki ya diyelim ki yaptı. Cesedi oraya nasıl götürecek? Biri yardım etmesi gerekmez mi kızın cesedine? Ya da çocuğu oraya canlı mı götürecek? Yanımda biri vardı ya. Ya sağda götürmüş. Yanımda biri vardı. Ya. Yardım yataklık yapan biri vardı. Sağda götürmüş olabilir yani. Sağa götürüp orada mı dedesini? Dedenin öyle bir yeri var mı? Var. Peki niye günler sonra ilk kez söylüyorsun dedenin orada? Aklıma geldi dedim. Bir şey sorunca aklıma geldi. Orada peki bir... Yani damlar aklıma geldi, dam oldukları. Yani... Ulan dağlarda 1000 tane dam var lan, ev var lan, 1000 tane lan. Ev var. He, yok mu? O giren çıkan var oralara. Avcılığa giriyor o. Onu oraya gitmiyor mu avcılığa? Kimse gitmiyor o yana. Gelse de binde bir tek. Ulan bak, yalan iftira açıyorsun, güzel bir iftira attın. Oldu. Ben şey tamam, yapıyorum Büşra'ya sen. Tamam, Büşra'yı da yönlendirin o tarafa doğru. O tarafa onu da yönlendirin. Büşra, şimdi o yeni mezarlığa da şey yaparsın değil mi? Dedesinin evine yakın bir yer olduğundan, dedesinin evinin olduğundan bahsetti ve dolayısıyla kızım oraya da götürmüş olabilir dedi. Orası ne kadar uzaklıktaydı eve? Yani şeylerin evine, Mustafa'ların evine. Kendirlik mevki denilen... Hı. Kendirlik mevki denilen yer Didem Hanım şöyle bir yer. Hatırlıyorsanız biz dağ evine çıkarken dağları göstermiştik size ve izleyicilerimize. O dağların içerisinde arada bulunan bir yer. Normalde kilometre bazında baktığınızda çok uzak değil ama yolları çok bozuk olduğu için aşağı yukarı bir yarım saat sürer yani gitmeniz. Öyle bir saatlik bir yol değil ama bir yarım saatte falan gidersiniz. Kendirlik mevkii denilen o mevkiden bahsediyorum. Onun dediği yer Büşra, de yukarıda Şammar'ın içinde. Biliyorum. Orada gidin, orada gidin. Orada bakın gelin oralara. Bunun nere tamam. Bugün buraya dediği yarın da başka yere derse oralara da gidin. Sen kızını nerede gömüldüğünü bilmiyor musun? Yok tamam, bilmiyorum. Hiç yani gömdüğü sana söylemedi mi? Hayır tamam. Söylese durmayacağım dedi tamam, ben evladımın peşindeyim. Kendimden bile vazgeçtim. Hiç Mustafa'nın seni böyle götürdün mü dedesinin evinin olduğu yere? Orada ben biliyorum dedim ben orada koyun güttüm. Kızın kaybolduktan sonra sen gittin mi oraya? Hayır hiç? Gitmedim ondan gittik. Sonra. Ha? Gittik. Gittik diyor. Gitme, hayır gitmedik dedim ben. Gittik diyor, hangisi? Cevizlere. Hayır gitmedik. Cevizlere bakmaya gitmedik mi? Cevizlere hayır. Bakmaya. Biz ben gittik. Gitmedik mi? Hayır. Biz ben gittik çocuk kaybolduktan sonra. Armut toplamaya gitmedik mi? Biz ben gittik. Armut toplamaya gitmedik mi? Hayır. Gitmedik dedim ben. Çocuk yani 2013'ten sonra hiç gitmedik. Kızın kaybolduktan sonra Mustafa evet. Gittik diyor. Hayır. Hatırlamıyor mu acaba? Gittiniz mi? Gitmedik Didem Hanım. Vallahi Didem Hanım iyice yoruldum. Bak gerçek söylemeyeceğim, yoruldum. Gitmedik. Hiç düşünmedin mi? Sen bu çocuğu götürdüyse nereye gömmüş olabilir? Ya ben Didem, ben diyorum yani bunun şey yaptığına hiç aklıma getirmedim. Yani hiç he? 10 sene getirmemişsin aklına, şimdi nasıl getiriyorsun lan? Yalanların hala. He? Nasıl inandın lan 10 senedir lan? Nasıl ya, inandın? Yalanların şimdiki dediğin gibi yalanlarına inandım. Ben ya. O kadar başıma iş geldi, o kadar evine jandarma geldi, ben kaçacak lan. Bir tane jandarmaya benim kızım kayıp diyemedin.
dedim ben şey ettin ya. Lan ya, ben yoga ya, benden şüphelenmiyorsun ya. Ben senden şüphelenmiyorum. Ben işte. Ha? Lan şimdi nasıl şüphelenmiyorsun ya? Kaçtığına inandırdın. Şimdi nasıl şüphelenmiyorsun? Kaçtığına inandırdın. Seni burada rezil ettiğim için mi şüphelenmiyorsun? O 18 yaştan çıkınca diğer şüphelenmiyorum. Şimdi ben seni rezil edeceğim mi şüphelenmiyorsun benden? Niye konuşmuyorsun o zaman? Gerçekleri niye konuşmuyorsun? Ben her şeyi konuşuyorum burada. Gerçekleri niye konuşmuyorsun? Ben gerçekleri konuşmadığımı anlat burada. Gerçekleri benim şu, biz gelmesen de aynısını biliyorsun. Niye konuşmuyorsun? Şunları konuşma hadi. Şu gerçekleri konuşma hadi. Niye gelin konuşmuyorsun o zaman? Sen biliyorsun ya, konuşsana. Ben konuşuyorum işte. Benden intikam almaya çalışıyorsun ya. Ben konuşuyorum. Benden nefret ediyorsun ya. Ben... Açıklasana. Çocuğum kayıp çünkü ortada. O zaman benden bu çocuğum kayıp sen niye benden şüphelenmiyorsun lan sen? Niye gerçekten söylemiyorsun? İki aydır burada. Çocuğun kayıp ise. Hangi gün çocuk konuştun sen burada? Sen çocuğun aramaya gelmemişsin. Benden intikam almaya gelmişsin buraya. Öyle mi? Tamam öyle mı? Oldu, benden oldu. İntikam almaya sen gelmişsin. Sen almaya gelmişsin intikam. Nefret ediyorsun ya. Sen almaya gelmişsin intikam. Ben intikam alsam seni her şeyle geç ederim ama ben geç etmiyorum. İntikam alacak bir insan değilsin çünkü. Ama ben evladımın peşindeyim. Eğer tamam, evladıma yaptıysam bir şey çıksın. Evladının peşindeyse ben buradan gidin. Hı. Evladını bul. Niye gideceksin? Tamam mı? Ben babamı bulacaksın ya. Bu ne evladını? Aa, bulacaksın evladın ya. Peşine gelmişsin ya. Evladın peşine geldiğinde, aramaya geldiğinde, bulmaya geldiğinde... Sana ne? Niye yazışıyorsunuz bana? Kızın aramaya geldi buraya da. Benim arkamı arama. Benim arkamı. Sen buraya, sen bunu aramaya gelmişsin buraya. Yazıyorlar, sana nasıl yazıyorlar? Sen bana nasıl yazıyorlar? Yani şöyle etmiştir, böyle etmiştir diye yazıyorlar. Bilmem hanım, size bu donayı attığım adam ona buraya geldiği günden beri konuşuyor. Erkek değil, değil o kadın dedim ama. Konuşuyor musun hiç erkeklerle? Hayır, erkekler konuşmuyorum dedim ama sadece bayanlar yazıyor. Bayan mı? Bayan da erkek de hepsi yazıyor dedim ama. Böyle bayan yapıştırdım mı? Hepsi bayan. Yazıştığın adamla tek tek bana senin erkeklerin gülüm sana yani atıyorlar. Yani yorum yapıyorlar ya. Benden yani yorum yaptılar mıydı hemen alıyor şey yapıyor. Başka bir şey değil yani. Benden yani konuştular mıydı benim hemen sevgilim oluyor. O yazıları yani beni ben, tutanlar ben hemen benim sevgilim oluyor. Başka bir şey değil. O yazıları ben mi yazdım? Başka bir şey değil. Benim o yazıları var mı önümde? Yok, onlar da gelmedi bana. Başka bir şey değil tamam. Benden yani mesela yapmam şey olarak konuştular mıydı? Hemen benim sevgilim oluyor herkes. Şunu söylüyor. Diyor ki işte tek amacı diyor. Bu yazı, bu yazı, tek amacı bu yazı, diyor. Bu yazı benim mi? Bakayım görürsün zaten. Benim mi yazı? Hmm. Daha dün yazışmışsın lan daha. Hmm. Cumartesi günü yazışmışsın lan. Hiç kimseyle yazmadım. Bak seni takibi bıraktım, yolun açık olsun. İşte yani biriyle yazışmışsın. Ondan sonra beni rezil ediyor. O zaman kızını ara, kızını. Tamam mı? Benim ona karşı kinim var, beni rezil etti. Nasıl diyor isterim diyor, ne sevgisi diyor. Aynen, öyle yazdım. Al Mustafa telefonunu. Mustafa alır mısın? Konuştuğun kişi kim? Sadece TikTok'tan ben aynı onun şey gibi bana da takipçiler dedim ama başka hiçbir şey değil, sevgilim falan değil. Sen cep telefonu mu verdin onlara? Hayır, WhatsApp tamam. Yazışması bu. TikTok. WhatsApp değil. WhatsApp değil mi o ya? TikTok dedim ama. Yani buna hani canlı yayına katılıyor Ela'ya. Bundan yani benden yani bir şey konuştular mıydı bu hemen sevgilim benim gördüğüm, oluyor. Benim gördüğüm WhatsApp yazışması. Haydi dedim hanım WhatsApp falan değil. Ya eğer öyleyse de tamam mı Mustafa ya Fatma'nın da umurunda değilse şükür. Senin de umurunda ikiniz ya o zaman ikiniz işbirliği yapıyorsunuz açık ve net yani. Yok, sen o zaman çocuğunu aramıyorsun. Burada Mustafa ben kendimi rezil etmeye çıkıyorum. Hayır, işbirliği yapıyorsun. Aynen dedi bana. Öyle diyorsunuz. Hayır, o anlama işbirliği. Ben rezil etmeye çıktım. Hayır, ben iki aydır burada kendimi rezil etmeye çıktım ben Fatma, buraya. Fatma işbirliği. Onun yanında durmuşsun. 10 yıl. Kendini inandırdın kaçtığına. Nasıl inandın? Aman. İşte buna inanmıyorum. Nasıl inandın? 10 yıl ya. Kendi inandırdı. İnandırdı. Niye inandın? Ben senin gibi saklamıyorum. Saklama ben sanki bir şey evet, saklamıyorum. Saklama. Ne saklamıyorum? Sevgili yaptıysam da, sevgilimi de getirsem yanıma bir tavra giriyorsun. Evet, ben yaşadığına eminim. Ama hayır, rol yapıyorsun. Rol yapıyorsun. Niye rol yapıyorum ben? Ya başkasının fotoğrafı da torunum diyorsun yani. Ya tamam dedim, ben inkar ettim burada. Ben bunun gibi bir şeyler saklıyorum burada dedim hanım. Her şeyi açık açık ben doğru yapıyorum. Ya bu her şeyi yaptın, sen de diyeceksin, çıkar bana çocuğu diyeceksin. Buraya, madem çocuğum aramaya geldim diyordu, niye sevgililerle konuşuyorum madem? Ya tamam anladım, yani diyorsun ki umurunda değil diyorsun. Umurunda değil diyorsun buraya, şükür. Buraya çocuğun aramaya gelmemiş, resmen benden intikam almaya gelmiş buraya. Açık açık net konuşuyorum ben burada. Resmen de değerim yani bu kendime. Sen niye kovmadın yanından, o madem şükürü bu kaybettiyse. Ya ben aile evde yaşıyordum, çocuklar ufak olunca aile evde yaşıyordum. Ben buna 2017'den beri bir tecik elini elim değerim edeyim. Kendi kendini yandırsın o lafa. Bak ben burada açık açık ben de söylüyorum ya. Etmen gözünü seveyim ya. Hı. 2017'den beri ayrıyım ben onunla ya Dilem Hanım ya. Büşra'yı da göreceğim. Büşra'yı da göreceğim ama Büşra bir araya gideyim öyle geleyim sana. Bir ara lütfen.
Hiçbir sorun, hiçbir dert çözümsüz değildir. Dile kolay 40 yıl sonra. Yıllar sonra o da sana kavuşmaya hasretmiş. Yalnız değilim diyordum. Gerçekten yalnız değilmişim. Yağmur, gel kızım. Oh, kızım. Kadere ulaştı, kaderi bulduk. Çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Merve bulundu. Saat içinde buldum ben kızını. Teşekkür ederim hepinizden, ekibinizden. Çözsü çözsü Didem Hanım çözer. Sizi sevmeyen ölmesin. Bu aileye lütfen gelin. Çıkın çıkın gelin, çıkın çıkın gelin. Unutmayın, asla yalnız değilsiniz. Büşra eski mezarlığa baktı, bir de yeni mezarlığa bakacak. Büşra peki yeni mezarlıkta da yani katilin, şimdi baba mı annemin bir yakını mı bilmiyorum. Yani ikisinden biri biliyor çocuğun nerede olur, bu bir gerçek. Anne diyor ki baba, baba diyor ki anne. Orayı bir gösterir misin? Yani çocuğun tabii 10 yıl önce orada gömüldüyse sonra kemikler alınıp başka bir yere götürülmüştür diyor annesi mesela. Seni dinleyelim hemen. Şöyle hızlıca hemen söyleyeyim. Burada da yine eski mezarlar var. Kameraman arkadaşımız İsmail hemen arka tarafı da gösterirse. Diğer mezarlığa göre Didem Hanım burası ağaç yoğunluğunun daha fazla olduğu bir nokta. Bir de tabii şöyle de bir handikapı var bu bölgenin. Burası mezarlık. Yani burada bir mezar açsanız hiç kimsenin dikkatini çekmez. Üstünü kapatsanız gene dikkat çekmez. Çünkü mezarlık, biri yeni bir şey, bir yakınını gömmüş olabilir. Bir hayvan gömülmüş olabilir. Yani burada bir çukur kapansa, açılsa çok dikkat çekmez. Ama dediğim gibi aşağıya oranla burası ağaçların daha sık olduğu bir nokta olduğu için burada biraz daha rahat hareket edilebilir diye düşünüyoruz. Ama yine de Fatma diyor ki bulunmayacağından o kadar çok emin ki. Emin. Çok emin diyorsun. Emin. O zaman kimsenin bulamayacağı bir yere mi götürdü? Aynen. Katil. Aynen. Orası da dedesinin evinin yakınları mı olabilir diyorsun? Yani olabilir dedi de bana. Kızını neden öldürsün Mustafa? Bilmiyorum dedi bana. Ben neden kayboldu kızım? Neden kaçtı? Çocuk hamile değildi de neden evden çıkardı? Başkası gitti. Hamile bıraktıysa gelir sana verir. Der ki, ya da ne bileyim yani. Senin de şey yapar. Ben hamile olduğunu ben bilmiyorum. Sen biliyorsun. Sen biliyorsun hamile olduğunu. Ben bilmiyorum. Sen biliyorsun hamile olduğunu. Kayboldu? Çocuk neden kayboldu o zaman? O zaman sen biliyorsun, sen kaybettin. Çocuk neden kayboldu o zaman? Hamile olduğunu sen biliyorsun. Kimden olduğunu öğrendin, sen kaybettin. Evden çağırdın o adamı, belki de sen kaybettin. Neden götürdün o zaman evden? Ben mi götürdüm? Benim götürdüm ispatla. Soracağız ve şükür aramaya devam edeceğiz. Yarın tekrar birlikte olacağız. İyi akşamlar.